Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ nehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahümme salli alâ sallâhu. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahu salli ala Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahumma salli ala seyna Muhammed ve ala aliyye sahibi. Euzü billahi semii'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike mine mezatişşeyatîn. Ve euzü bike rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul men kana aduven li Cibril fe innehu nazzalehu ala kalbika bi iznillahi musaddiqan lima beyne yedeyhi ve huden ve büşra lil mu'minin. Men kana aduven lillahi ve melaiketihi ve rusulihi ve Cibril ve Mikail fe innallaha aduven lil kafirin. Sadakallahul azim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim. Ve barik lena fihi. Elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullahal hayyul kayyum. Hassantukum bil hayyul kayyum allazi la yamut ebeda. Ve defa'tu ankum es-su'a bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri hayatımızı ve mematımızı kendi yolunda nasip eylesin. Amin. Hem yaşamımız, hayatımız Rabbimizin rızası uğrunda olsun. Hem ölümümüz onun yolunda nasip olsun. Amin. Amin. Bugün 8 tane şehidi uğurladık. Tabii bunlar şehadeti çok istediler ki, şehit olmayı düşündüler ki, Rabbimiz bunlara şehit olmayı nasip eyledi. Rabbim derecelerini âli eylesin. Amin. Ve bizlere de şehitlik nasip eylesin. Amin. Bu şehitlik meselesi bizi ancak kurtarır. Çünkü günahlarımız çoktur. Ancak şehit olan ilk damlası yere düşmekle bütün günahları mağfiret olur. Kanı yere düştüğü anda anadan doğmuş gibi tertemiz olur. Onun için bu şehitliği çok istemek lazımdır. Dua etmek lazımdır. Eğer bir insan sadakat ile şehit olmayı isterse yatağında da ölse şehittir. Hadis-i şerif sahih-i Müslim'de geçer. Men se'elallah şehadete bi sıdk. Bir insan sadakat ve doğru bir niyetle Allah'tan şehit olmayı isterse, ama tarafkirlik olmayacak. Niyette ırkçılık olmayacak. Efendim, taassup, cahiliyet taassupları olmayacak. Gösteriş, ne pehlivan adam, ne cesur adam desinler şeklinde bir karışıklık olmayacak. Bunlar şart. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, bir adam tarafkirlik için, hamiyeti cahiliye için, ırkçılık için
Efendim, iftihar için, gösteriş için savaşırsa ve ölürse o Allah yolunda değildir. Men katele li tekune kelimetullahi el-ulya fehu fi sebilillah. Sadece Allah'ın dini davası en yüce olsun. Allah'ın dini İslam en yüksek olsun, hakim olsun. Bu niyetle cihad ederken efendim şehit olan o Allah yolundadır. Tabii men se'alallah şehadete bi sıdk, her kim doğru bir niyetle şehit olmayı Allah'tan dilerse bellegahullahu menazile şühede, Allah onu şehitlerin makamına ulaştırır. Şimdi duayı doğru becermek lazım. Gece teheccüdlerde, ondan sonra kabul saatlerinde, Kabe'de, Ravza'da, mübarek günlerde, gecelerde dua etmek lazım. Ve imma teala firâşi. Bir adam yatağının üzerinde de ölse, eğer sadakatle şehit olmayı istediyse, Allah onu şehit yazar ve şehit sayar. Herkese tabi kafirler tarafından şehit edilmek, bir kafirin eliyle şehit edilmek herkese nasip olmaz. Bu o ayrı bir boyuttur. Ama şehitlerin de kısımları vardır. Zulmen öldürülse o da şehittir. Malını müdafaa edeyim derken kendi helal malını müdafaa edeyim diye biri saldırsa ona, onu koruyayım derken ölse o da şehittir. Ama tabii iman şarttır. Efendim, iman olmadıktan sonra şehitlik olmaz. Ben de bakıyorum, ediyorum. Dün haberler, geceden beri birkaç gecedir tabii takip ediyorum. Elhamdülillah hep Müslümanlara nasip oluyor. Şehitlik kime nasip olmuş? Hep Müslümanlara nasip oluyor. Bu şehitlik kolay bir şey değil. Nasip meselesidir. Ama yine de ne demek lazımdır? Biz hüsnü zannımıza göre böyle kabul ediyoruz. Ama Allah'a karşı kimseyi temize çıkaramayız. Allah herkesin kalbini ve niyetini, en iyisini Allah bilir. Şimdi bir adamın eğer niyetine bir gösteriş, bir pehlivanlık, bir kahramanlık, memlekette efendim bir itibar, döndükten sonra şöyle yaptı, böyle yaptı gibi bir niyetler içinde girse, Allah muhafaza etsin, o zaman ölse de şehit olmaz. Şehit olmaz. Ama Allah rızası için halis, samimi bir niyetle Filistin'deki, Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yardım ulaştırmak niyetiyle çıkar. Bu niyetle çıktıktan sonra arada kalbine bir şeyler gelse geçse o vesvese kabilindendir. O niyeti bozmaz. Çünkü ilk çıkış niyeti önemlidir. Yani bir insan burada namaza dururken diyelim, kimse yokken bir yerde, bir mescitte bir yerde namaza dururken Allah rızası için namaza niyet eder. Ama ondan sonra kapıdan birisi girer diyelim, onu görür falan, onun sesinden de onu tanısa falan, içinden de geçse ki ya iyi rast geldi, adam da beni namazda rastladı falan, içinden de böyle bir şey geçse, onun diyor ilk niyetinde o adam yoktu ki, ha bak şu görüyor, ben de onun gördüğü yerde namaza durayım demedi ki. O ilk niyet Allah için başlandı. Arada birisi geldi, girdi, çıktı falan derken bir kalbinden bir şey geçse, Tetarhaniye diye fıkıh kitabı vardır Hanefi mezhebinde. O fıkıh kitabında da yazdığı üzere bu kişi asıl niyeti üzerinedir. Allah kullarının amelini iptal etmek istemez. Amelini zayi etmek istemez ama tabii bazıları da hakikaten tamamen nefsani sahiplerle bir yola çıkarlarsa onlar mahrum olurlar. Ama bu kardeşlerimiz bakıyoruz, görüyoruz. Haberlerini anladık, dinledik. Şimdi yine buraya gelmeden evvel de baktım. Efendim tek tek de gösterdiler. Bugün şehitlerin hallerini, mesela 19 yaşında bir yavrumuz, efendim Furkan adı. 5 tane kurşun atıyorlar bu çocuğa, gencecik çocuğa, efendim 4'ünü kafasına atıyorlar, birini göğsüne atıyorlar. Yani bu görülmemiş bir şey yani. Adam diyor, arkadaş yaralı diyor, yaralının geliyor kafasına sıkıyor diyor yani. Ya zaten yaralı adam kalkamıyor. Öbürü onu kurtarmaya çalışıyor, gidiyor onu da kafasına sıkıyor.
Ondan sonra. Ya diyor teslim olduk. Gömleğini şey yapmış, beyaz gömleğini çıkarmışsa bayrak gibi hani, beyaz bayrak hani, biz bir şey yapmıyoruz, biz savaşa gelmedik demek için. Gömleğini de çıkartmış. Böyle ellerini kafasına kaldırıp da teslim oldum diyor, gidiyor onu da vuruyor. Yani bunlar kana susamış adamlar. Katil adamlar. Bu Siyonistler. Tabi bunların bunları en iyi kim bilir? He? Allah'a cehennem. Kullardan kim bilir? Tefsirleri, ayetleri en iyi bilenler bilir. Şimdi mesela bir adam bu hususta Siyonistler hakkında ihtisas yapsa, yani araştırma yapsa yıllarca, bir de ben ömrüm bunların, Beni İsrail'in ayet, tefsir, hadislerini okumakla geçti. 30 senede bunları anlatıyorum. Siz benim eski sohbetlerimi bilenler vardır. Bekara suresinin başından başladık da Fatiha-i Şerife'den Ahmet Çavuş Camisi'nde başladık. Ta Karagümrük'te. Oradan üç başta falan. İşte oralardan beri. Sonra Sultan Mahalle'ye gittik falan falan falan. Bayağı bir senelerce o dersler devam ettik. Yeni Bostanlar'da, Ünalanlar'da, her yerde. Belki 5-10 sene Fatiha'dan başladık. Bekara suresini devam ettik. Bu derslerde şimdi bulunanlar burada, artık onlar antika gibi oldu yani. Bir az kaldı. Bütün Bekara suresi neyi anlatır? Beni İsrail'in peygamberlere neler yaptıklarını anlatır. Şimdi Allah'ımızdan iyi bilen de yok. Buyuran da yok. En doğru buyuran odur. Ve men asdaku billahi hadide. Allah'tan daha doğru konuşan kim olabilir? Bu itibarla biz bunları biliyoruz. Bunlara hiç de şaşırmıyoruz. Nasıl olur ya? Nasıl yaparlar falan? Hiç yapar. Çünkü onu ibadet niyetiyle yapıyor. Sen nasıl namaz kılıyorsun ibadet? Onun da ibadeti adam öldürmek. Kitabını değiştirmiş, tahrif etmiş, muharraf dediğimiz Tevrat'ta efendim öyle bölümler var, öyle konular var. Sen onları bilmediğin zaman bu bunu nasıl yapar? İyi yok efendim, insan hakları, hayvan hakları, sen ne geç o işlerce. Adam zaten bu kitabında yazıyor ki insan sadece sizsiniz. Geri kalanlar hep maymun evladıdır. O veyahut da neyse işte millete Darwin teorisini, maymundan türeme fikrini, evrim mi diyorlar ona? He, onu da yutturan bunlar. Niye? Millet ona inansın ki insan olmadığını bilsin de bir insan biz kalalım diye. Çünkü onlar hep hazırlık, ön hazırlıklı, planlı, programlı şeyler başlattılar. Halbuki Efendi Hazretlerimiz buyururdu ki maymundan insan olan, insana dönen hiç yoktur ama insandan maymuna dönen vardır. Bak şimdi laftaki incele. Peki maymundan insana dönen yok. İnsandan maymuna dönen kim? Kur'an-ı Kerim'de ve ceale minhumul kıradete vel hanazira ve abedet tağut. Allah ne yaptı diyor? Yahudilerden cumartesi yasağını, balık avlama yasağını ihlal eden Eyle kasabasındaki Davud Aleyhisselam döneminde bu iş. Davud Aleyhisselam zamanındaki bir ümmeti yine onlardan ne yaptı diyor? Kur'an söylüyor. Allah onlardan bazısını ne yaptı? El-Kredece maymunlar yaptı. Vel-Hanazira domuzlar yaptı. Gençleri maymun oldu, yaşlıları domuz oldu. Bu ayetle sabittir. Maide suresi olabilir. Ben tam rakamlar aklımda kalmaz. Arapçalarını okuyorum size. Bekara suresinde yine ne buyuruyor? Estağfirullah. Ve lekad alimtümüllezine atedev minkum fissebti. Cumartesi yasağı hakkında haddi aşanları biliyorsunuz. Fekulne alehum kûnû. Biz onlara ne buyurmuştuk? Dönüşün, oluverin. Kıradeten maymunlar. Hâsîn alçaklar. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Onun için bir kere Ayşe anamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanındayken Yahudilerden bir cemaat geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam verir gibi yaparaktan Esselamu aleyküm ya Muhammed dediler. Esselamu, selam Allah'ın rahmeti, Esselamu olursa ölüm Arapçada, dilini kıvıraraktan o lamı
çıkartıyormuş gibi göstererek Esselamu Aleyküm dediler. Ayşe anamız onu anladı. Ve aleykümüş Samu ve lanetu ya ikvanel kıradeti vel hınazir başladı. Dedi lanet de size, ölüm de size, ey maymunların, domuzların kardeşleri. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mehlen ya Ayşe dur dur dedi dur. İnne Allah la yuhubbul fuhş ve lettefahş. Allah kötü konuşmaları sevmez. Onun için bağırıp çağırma. Dedi duymuyor musun ya Resulullah? Sana ne dediler? Esselamu aleyküm dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve kultu ve aleyküm. Ben de onlara aleyküm selam demedim ki. Ve aleyküm. Dediğiniz size dönsün dedim. Fakat bir hadis-i şerifte var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere çok gazaplandı. Bunların bir pislikleri yine. O, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de onlara ya ihvanel kıraddeti vel hınazir, ey maymunların, domuzların kardeşleri diye hitap etti. O zaman aa ya Muhammed sana hiç yakıştıramadık. Sen çirkin konuşmazdın falan filan. Yerine göre konuşmak da sünnettir. Yerine göre sövmek de sünnettir. Tamam kardeşim. Her şeyin neci var? Ey maymunların kardeşi sövmek değil mi bu? Ya? Nedir? Yerine göre beddua da sünnettir. Beddua var sünnette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazılarına Allahümme sellet aleyhi kelben min kilab. Ya Rabbi buna bir köpeğini musallat et. Köpeklerinden bir köpeğini musallat et diye beddua ettiği bir müşrik o beddua neticesinde hemen çölde aslanlar tarafından parçalanmış vaziyette bulunmuştur. Daha bu usta beddua ettikleri çok vardır. Ha ma bu'istü le'anem. Ben lanetçi ve bedduacı olarak gönderilmedim. O tamam. Genel manada hep duadır. Ama öyle zaman gelir ki Allah Teala Kur'an'da katelehumullah, Allah onları kahretsin diyor. Bu beddua kimedir? Ve kâleti lehud Uzeyrun ibnullah ve kâleti nesâra el-mesih ibnullah zâlike kavlum bi efvâhim yudâhiûne kavlellezîne keferû min kablu katelehumullahu ennâ yufekûn. Yahudiler dediler Uzeyr Allah'ın oğludur. Hristiyanlar dediler Mesih İsa Allah'ın oğludur. Onların bu sözleri kendinden önce geçen kafirlerin palavralarına benzemektedir. Allah onları kahreylesin ki nasıl haktan, hidayetten ayrılıp da batıla döndürülüyorlar. Bunların hepsi ayettir. İstersen git Diyanet'in mealine bak. Bana inanmıyorsan resmi Diyanet yayını çıkmış meal, Tevbe suresi. Efendim git ayetin mealine bak. Ben ne mana veriyorum? Hiç yanlış bir mana ise yutturdum mu? İstediğine bak. Ben televizyonlarda 10 saat, 15 saat toplasan konuşmam olmuştur birkaç gecede. Bunların hepsi kayıt altındadır. Okunan ayetler, hadisler belki binlere varmıştır. Bunların bir tanesinde bir yanlış mana verdi diyen çıkamamıştır. Öyle atma yok. Bundan dolayı şimdi bu adamların halleri, ahvali Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmektedir. Ama hüküm daima ekseriyete tabidir. Bazıları da bunlardan oldukları halde böyle insan öldürmek istemeyenler de çıkabilir. Bundan dolayı Yahudi halkı diye tümünü kastetmek de doğru değildir. Hepsi imansızdır. İslam'a girmeyen herkes nedir? Kafirdir. Şimdi kafirle Müslüman arasında bir orta yer var mı? He? Cennetle cehennem arasında bir orta yer var mı? Araf vardır. O sevabı günahı denk gelen Müslümanlar için. O biraz beklerler orada bekleme sıkıntısıyla. Günah biraz aşağı iner de sevap biraz yukarı çıkacak da cennete gitsin. Araf Müslümanlar içindir. Cennetle cehennem arasında bir orta var mıdır? Yoktur. İmanla küfür arasında bir vasıta var mıdır? Ara var mıdır? Orta var mıdır? Yoktur. Bir insan ya mümindir ya kafirdir. Ha, gavura bile gavur demek günahtır diyenler palavracıdır. Gavura bile gavur demek niye günah olsun? Yani kafire kafir denmesi lazımdır. Allah Teala mesela bunlar hakkında ne diyor? Yahudiler hakkında. وَلَمَّا جَاءَهُمْ ne zaman ki onlara geldi kitabun min indillah. Allah tarafından bir kitap. Hangisidir o? Kur'an-ı Kerim. Biliyorsunuz
Medine civarında Kurayz oğulları, Nadır oğulları, Yahudi kabileleri vardı. Etrafta da vardı. Mekke etrafında da vardı ama tabii orası çok yakın, yerleşim yerleri Mekke etrafında az var. Medine'de daha yerleşmişlerdi. Onlara Allah katından kitap gelince musaddikul limâ ma'hum, onlarla beraber olan Tevrat'ı, İncil'i aslında doğrulayan. Tevrat'ın, İncil'in değiştirilmemiş kısmını Kur'an-ı Kerim doğruluyor mu? Doğruluyor. Ancak hükümlerde değişiklikler olur. Namazın rekatında, vaktinde, orucun gününde, gecesinde, haccın, ibadetin yerinde, saatinde falan. O ayrı. O şeriat ahkamında değişiklik. O hep olmuştur. Ama itikadi konularda hiçbir zaman farklılık olmamıştır. Ama şimdi adamın birinin dediği gibi Yahudilerle Amentü'de ittifakımız var. Böyle şey olabilir mi? Şimdikilerle ittifakımız nasıl olabilir? Bizim inandığımız Allah'ın oğlu var mı? Onlar Uzeyr Allah'ın oğludur dediklerini Kur'an söylüyor. Peki bizim inandığımız peygamberler, evveli Adem aleyhisselam, sonu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu arada ne kadar peygamber geçtiyse hepsine iman ettik. Bunlardan 25'inin ismi Kur'an'da geçmektedir. Ama onlar değiştirdikleri Tevrat'ta da bunu açıklıyorlar. Tahrip edilen Tevrat itikadına göre, bunların itikadına göre Davud aleyhisselam bunlara göre peygamber değildir. Onlar Davud aleyhisselama Kral David derler. Kral olarak onu, hükümdar olarak gösterirler. Ve hatta çok yanlış bir insan olduğunu, çok yanlışlar yaptığını, pis işler yaptığını, efendim karı kız işlerinde bulunduğunu, komutanları öldürttüğünü, karılarını aldığını, bunları Davud aleyhisselama isnat ederler. Evet. Bu nasıl oluyor? Amentü bu ve rusulihi, rasulleri nasıl oluyor? Buna sakalı olan bir hoca söylüyor ya. İslami gazetede yazdı bunu. Amentü'de ittifakımız var. Git o zaman onun amentüsüyle öl, ondan gömül. Böyle şey olur mu ya? Bu kadar konuşuyorum, konuşuyorum. Ondan sonra işte. Baştan anlamıyorlar, kızıyorlar bana. Sonra herkes geliyor benim dediğime. Bak, daha bir sene mi oldu? Bir iki sene olmadı. Bunlarla dostluk üyesi olanlara burada bir çattım. Değil mi? Ne dedim, 312 kişi misiniz, nesiniz? Bunlarla dostluk üyesi imza atmışsınız bilmem ne. Bu dost olunur mu? Ayet var, bu kadar hadis var. Demedim mi burada? Kimse bir şey. Şimdi durup dururken de bu hoca ne demek istedi? Bunu demek istedim işte. Adamın kafasını, alnının çatına, bunlar böyle senin bayrağını da ezerler, her şeyini yaparlar. Adam anlatıyor şimdi haberlerde. Ya diyor, Türk bayrağını diyor serdiler yere, İsrail'in askerleri çiğniyorlar diyor. Ondan sonra diyor, bir tane arkadaşımız yaralı diyor, ağzıyla yerden diyor, bayrağı diyor, kaldırmak istiyor diyor, kalktı diyor, adamın diyor, şeyiyle, botuyla beraber diyor, yüzüne basıyor diyor. İlla bayrağı çiğneyecek yani. E kardeşim, senin peygamberine lanet okuyan, haşa ve kella, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme efendim beddua eden insanlar nasıl amentü ittifakımız olacak? Bunlar senin arkandan kuyu kazan insanlar. Teröristlere destek veren adamlar. Bütün eğitimlerini veren adamlar. Kuzey Irak'a geliyorlar, bunların şeyleri efendim, emeklileri, şunları bunlar. Hani şöyle vazifede olursa açık olur biliyor musun? Bir belgelenirse resmiyet kazanmasın diye emekliler. E biz ne bilelim canım, adam emekli oldu, orada ona iş vermişler. Parasına bakar, herkes gitmiş iş bulmuş gibi numaralarla beraber. Bütün teröristlere eğitimi bunlar veriyor. Bu senelerdir bilinen bir şey. Ha şimdi biraz biraz bu gemide gidenler sebep oldu. Birçok hakikat meydana çıkıyor. Allah onlardan razı olsun. Amin. Şimdi kardeşim, birileri biraz fedakarlık yapması lazımdır. Ben her zaman derim, ben hasta olmasam benden çekecekleri var. Ama ben hastayım. Hasta olduğu zaman insan İslamiyet'te bazı mesuliyetlerden kurtuluyor. Beni askere bile almadılar, adam yerine saymadılar. Çünkü hastayım. Hayır, niye hastayım? Koşamam, edemem. Leysa alel a'ma harac ve la alel merid harac. Leysa alel a'ma harac. Körün, diyor, Allah yolunda çıkmak, cihada çıkmak veya mazlum bir Müslümana yardım edecek ama kendi gözü görmüyorsa buna mesuliyet yazmam. Ve la alel a'raci harac. Ayet-i Kerime Tevbe Suresi
topalsa, kütürüm, yürüme aksaklığı varsa ona da vebal yazmam. Ve le alel merid haraç, hastaya da. Ama hangi hasta? Ha şimdi senle beraber ben tahlile gireriz. O zaman kimin hasta olduğunu laboratuvar söyler. Öyle önüne gelen hastayım deme. Karnım ağrıyor, başım ağrıyor. Uydurma. Senin hastalığın yok. Bir defa Ramazan orucu tutabiliyor musun? Tutuyorsan zaten fıkha göre pek hasta sayılmazsın. Bak biz 20 sene olmuş, günde 5-10 insülinle beraber pilli gibi zilli gibi yaşıyoruz. Bizim bütün damarlarımız tıkanmış. Efendim stentler, şah damarından, kalbinden, efendim bypassından, ayaklardaki damarlar tamamen tıkanmış. Böyle bir durumda yaşıyoruz. Nasıl yaşadığımızı da şaşırıyoruz. Efendim, ha şimdi ama seviniyorum. Bu olaylar oldu ya, hastalığıma seviniyorum. Niye? Ya Rabbi ben şimdi hasta olmasaydım da, bu işlere seyirci kalsaydım da, nasıl vebal altında kalacaktım? En azından şimdi, sahabe döneminde bile olsam, sen Medine'de kal denecek hastalardanım. Sahabe döneminde bile olsam, Tebük Muharebesi'ne çıkılsa, herkes gelecek buyurulsa, Ümmü Mektum Hazretleri ama, öbürü aksak topal, bizim gibilerde her tarafa tıkanmış hastalar, efendim şekeri, şusu busu, Behçeti, romatizması tıkatmış her yeri. Ha bizim gibilere ne derler? Sen Medine'de kal derler yani. Koca karılarla beraber. Öyle ya ya. Koca karılarla beraber kal derler. Ne kadınlar vardı. Huneyn Muharebesi'ne katıldı mesela. Bir validemizdi. Atları tam şey yeni de yazdırdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yakın yerde durdum diyor. Mızrağı da diyor belimin kemerine bağladım diyor. Hançeri. Resulullah da gördü beni diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Madel hinceru. Hincer Arapça, hançer diyorsa hincer. Ne bu hançer dedi ya? Efendimiz soruyor ona. Dedi ya Resulullah dedi. Bir düşman saldırırsa dedi onu deşeceğim, karnını deşeceğim diye. Böyle kadınlar var şimdi. O kadınlar bizden güçlü. Ama şimdi sevinmemin sebebi ne? Ben bugüne kadar hastalığıma bu kadar sevinmemiştim. Niye? En azından hastalıktan yarın ahirette ne yaptın, ne ettin sorsalar, zaten ya Rabbi biz oruç tutamayacak derecede hastaydık desek Allah zaten doğruyu bilir. Ama ve lakin yine sağlam olanlar çok mesuliyeti var. Yani bu bir farz-ı kifayedir. Bu gemilerle gidenler işte yani tabii herkes gidemeyeceği için bir cemaat bunu yapmak suretiyle bu farzı üzerimizden kaldırdılar ya. Hepiniz bunlara minnettar olmanız lazım. Çünkü bu 1,5 milyon Gazze'deki Müslüman İlaçsız. Efendim diyaliz ya adamın böbreği bitmiş. Diyalize girecek ya. Diyaliz şey yok. Cihazları yok, şeyleri yok. Malzemeler yok makinalara ya. Adamlar gemilerde o malzemeleri götürüyor. Adam böbreği biten ne olacak ya? Haftada iki kere diyalize girecek adamda. Bu adamın malzemesi yok. Mısır oradan kapıyı kapatmış. Ya bu nasıl bir insansınız? Nasıl bir Müslümansınız ya? Halkını kastetmiyorum. Halkında çok iyi Müslümanlar vardır. Ama bu yönetimler bir acayip. Ürdün öyle bir alem ya. Kınamak bile kınamıyor ya. Kınamak bile kınamıyor. Ne kadar her taraflarını satmışlar ya. Bu ne rezilliktir ya. İslam alemine bu zillet yaş köşür mü ya? Oradan Hristiyan kalkıyor geliyor. Amerikalı bir Hristiyan tankın altına gitti bir kadın geçen de ya. Hristiyan kadını ezdiler. Yok yani bir Hristiyan bunu yaparken şu Müslümanlara bak ya şu. Yani görülmemiş bir durum dünya. 1,5 milyon insan hapishanede ya. Duvarları çevirmiş her tarafa. Duvarların içine adam nereye gidecek ya? Denizden gidemiyor şuraya kadar gideceksin. Balıkçılara şu kadar müsaade, oradan ileri gidemezsin. Karadan şuradan çıkamazsın. O taraf kapalı, bu taraf kapalı. Bunlar nereye gidecek? İlaç yok, bir şey yok. Çoluk çocuk ölüyor. Sıralı bebekler ölüyor. Sıralı bebekler. İlaç yok, bir şey yok. Evler kırık dökük, adamlar biraz çimento almışlar, fayans mayans işte. Biraz kırık dökük evlerini yapsınlar diye. Oo, en büyük tehlike çimento. Niye en büyük tehlike çimento? E canımız çıkıyor bunların evini kırana kadar, bir daha ev yapacaklar. Adamların zihniyetine bak ya. Hal bu. Şimdi adam, hocaları da satın almışlar. Bizim Türkiye'de de, dünyada da ne hocaları satın almışlar. Daha evvelce biliyorsunuz Abduhlar, Afganiler, Reşit Rızalar, Mason localarına kayıtlanmış 100 sene evvel kadar ki bunlar satılmış adamlar. İşte bu Davud-i Hristiyan cennete girecek şeyini çıkaran da ilk olarak Mısır'da onlar.
Şimdi de bu akımlar bizim içimize kadar başladı, bulaştı, girişti falan. Buradan da Yahudilerle Amentü'de ittifakımız var. Bir de sakalım var ya. Biz bir kitap yazdık biliyorsunuz. Onu sorun Arifan yayınlarında. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Orada 150 sayfa kadar benim bölümüm var. Ondan sonra Mehmet Ali Hoca'nın bölümü var. Mehmet Ali Hoca ismini de veriyor. Kim olduğunu da söylüyor. Hangi gazete olduğunu da yazıyor. O da bir bayağı bir 100 küsur sayfa. Bu Amentü'de ittifakımız yok diye buna bir cevap yazmış mesela. Bunu okuyun. Şuurlanmanız lazım. Öyle slogan atmakla olmaz. Oyunları görmeniz lazım. Senin burada hoca diye hürmet ettiğin, fetva aldığın adam oraya çalışıyor. Sen bunu tespit etmen lazım. Buradan slogan atarsın, sonra da o hocayım diyen diyalogçulara kanarsın. Aldanırsın. Ondan sonra Cübbeli Hoca hakkında da onu derler, bunu derler, kağıt dağıtlar, bilmem ne derler. Beni göya milletin gözünden düşürme. Ben zaten milletin gözünde miyim ki gözünden düşeceğim ya? Ben gözden düşsem ne olur, çıksam ne olur, gelsin. Benim için miyim ama sen aldanıyorsun. Kimlere hizmet ediyorsun, kimlere yardım ediyorsun, hayır diye para veriyorsun. Adam da gidiyor, Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diye hizmet kitaplar yayınlıyorlar ya. Böyle bir rezillikle karşı karşıyayız. Nasıl ittifakımız olacak? Aha işte söylüyorum sana, Allah hakkındaki görüşleri. Allah 6 günde yarattı gökleri, yerleri. Yahudiler diyor ki 7. gün yoruldu, istirahata çekildi. Evet, Yahudilerin itikadıdır. Hoca efendi sen de Tevrat bilmezsin, İncil bilmezsin, bunları nereden bilirsin? Siz de Fatih Altaylı gibi başlamayın şimdi. Ben nereden bileyim? Ben Kur'an'dan biliyorum. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Biz gökleri yerleri 6 zamanda yarattık. O zaman güneş ay olmadığı için gökten yerden evvel bildiğimiz manada gün yok. Ama zaman kastediliyor. Ama buyuruyor Rabbim bize hiç yorgunluk dokunmadı. Niye söylüyor onu? İşte Yahudilerin cumartesi, onlar cumartesi niye tatil ediyorlar? Allah cumartesi yorulmuş, dinlenmiş ya. Hiç iş yapmamış, onlar da iş yapmaz. Rabbim buyuruyor ki bana yorgunluk dokunmadı. Bir adam dese ki Allah yoruldu, istirahata çekildi. Ne olur? Bu nasıl iştir? Ondan sonra kütübi, kitaplarına, imana gelelim. Şimdi dur bakalım. Amentü billahi, Allah'a iman. Allah'a iman da gördünüz. Birkaç tane anlattım. Hepsini anlatamam da. Allah neler yaptı? İde vente rabbuke fekatila. Musa aleyhisselam derler. Sen git Rabbinle beraber ikiniz savaşın. Biz burada oturuyoruz. Hiç. Ondan sonra. Meleklere imana gelelim. Melekler meselesinde Cebrail aleyhisselamı severler mi? He? Sevmezler. Nasıl Cebrail aleyhisselamı sevmeyen nasıl meleklere iman etmiş oluyor? Baş melek. Bakara suresinin efendim 90 önümde de rakama bakayım. 97. ayeti 97-98. Rabbim ne buyuruyor? Estaizu billah. Kul men kâne aduvve li Cibril. Habibim söyle ki kim Cebrail'e düşmansa فَلْيَمُدْ غَيْزًا gizlidir orada. O öfkesinden gebersin. Siniriyle gebersin diyor Allah. Bu ayettir ya. فَاِنَّهُ نَزَّلُ عَلَى قَلْبِ. Çünkü Kur'an'ı senin kalbine indiren Cebrail'dir. Onlar onun için de onu sevmezler. Ama Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı indiren kim? O da Cebrail Aleyhisselam. Bütün peygamberlere kitaplarını indiren kim? O da Cebrail Aleyhisselam. Yahu koca Zebur gibi. Davud Aleyhisselam وَاَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. Biz Davud'a Zebur verdik diyor Allah-u Teala. Bir peygamber, kitap sahibi peygambere sen bu kadar namussuzluk iftira et ya. Süleyman aleyhisselam sihirbazdı. Büyüyle zapt etmiş cinleri minleri. Ona da öyle diyorlar haşa ve kella. Ondan sonra Lut aleyhisselam için bir iftiralar var bu muharref Tevrat'ta. Kızlarıyla fenalık ediyordu diyorlar. Koca Lut peygamber. İbrahim aleyhisselamın yeğeniydi. Büyük peygamber. Bu nasıl ittifakımız olacak? Ne kastediyorlar bunlar? Meleklerde Cebrail aleyhisselama düşmanlıkları meselesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiğinde tabi o zaman Yahudiler Mekke'de hep durumları duydular falan ama Medine'ye gelince artık şimdi Tevrat'ta da yazıyor daha Efendimiz'in Medine hicreti bile yazıyor. Onları bildikleri için süreci izliyorlar. Daha doğduğu geceye kadar haberleri var. Ben Mevlid gecesinde anlatıyorum ya.
Yahudinin birisi geldi Efendimiz'i doğduğunda gecesi görmeye geldi ya. Mekke'de bir Yahudi vardı. Bütün alametleri bekliyor. Alametler görününce gökte yerde geldi ne dedi? Şimdi İsrailoğullarının yıldızı söndü dedi. Ya. Medine'de öyle dellal vardı bir. Bu iyi bilenleri. Abdullah bin Selam radıyallahu anh o Yahudilerin en büyük alimlerinden diyor. Fakat insaflıydı. Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etti. Bazı sorular sordu, cevaplar aldı. Dedi levlem tekun fi ayatun mubeyyinatun lekane men daru bike bil haber. Ya bu zatın dedi hiçbir mucizesi olmasa da yani sorduğuma cevaplar da verdi ama doğru cevaplar manzarası söylüyor sana peygamber olduğun dedi. Hemen iman etti. Dedi ya Resulallah şimdi benim arkamdan Yahudi heyetleri gelecek sana. Beni şu perdenin arkasına bir yere sakla da onlar gelsin sana sorsun etsin bakalım sonunda ben çıkarım dedi ortaya. Ondan sonra Fedek denen yer var. Hayber tarafı herhalde o. Fedek'ten bir heyet geldi. Başlarında Abdullah bin Suriye var. Şaşıdır. Sonradan onun Müslüman olup olmadığı ihtilaflıdır. Ama o zaman çok büyük tabii kafirlik etti. Onda bir ihtilaf görülüyor ama ekseriyetle efendim Müslüman olduğuna dair tam bir nas yok. Bir heyet halinde geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelince dediler ki uykun nasıl uykun? Bize dediler Tevrat'ta ahir zaman peygamberinin uykusunu Allah bildirdi. Evvela onu sordular. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem tenamu ayni ve kalbi yakadan. Gözüm uyur ama kalbim hep uyanık kalır. Her şeyin haberim var. Ha dediler. Sadakte doğru söyledin dediler. Vasfı tuttu. Dediler şimdi sana öyle sorular soracağız ki bu soruları ancak peygamber olan bilebilir. Ya da peygamberden öğrenmiş olması lazım. E şimdi peygamberlik Mekke'de olmadığı için hiç Fetret devri 500-600 sene hiç. Zaten İsa Aleyhisselam zamanında da oralara uğramamış. Yani müşrik olan bir kavimden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Dediler sana şunu soracağız. Çocuk erkekten mi olur, kadından mı olur? Erkeğin suyundan mı olur, kadın suyundan mı olur? Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Emmel izamu vel asabu vel uruk fe mine racul. Çocuğun kemikleri, sinirleri, damarları erkekten olur. Ve emmel lehmu ve demu ve zufru ve şa'ru fe mine el mera. Eti, kanı, tırnağı, tüyü kadından olur. Oo ne cevap dediler. Şimdiki doktorlar biliyor mu acaba bunu? Sadak de doğru söyledin dedi. Yahudici. Dediler bir soru daha. Bunlar ağır sorular. Dedi çocuk niçin bazen amcalarına benzer dayılarına hiç benzemez. Bazen dayı tarafına çeker hiç amcaları tarafına benzemez. Acayip bir sorular. Bilmiyorum şimdi biliyorlar mı? Bu eyyumum eyyuma galebe ma uuma asahibi kâne şibulû. Gelen sulardan iki taraftan hangi su fazla gelirse benzerlik o tarafa olur. Sadak dediler ya. Bunlar Tevrat'taki en gizli ilimler ya. Zaten Tevrat'ı ezbere bilen çok az. Onun için değiştirdiler. Kur'an niye değiştirilemiyor? Hafızı çok. Anladın mı? Enacilu fi sudur ve ahir zamanda göndereceğim ümmetin diyor İncilleri göğüslerinde olacak. Yani Kur'anları, İncilleri demek kitapları kalplerinde olacak. Bütün Kur'anları yaksan kaybetsen Allah muhafaza. Şu anda harfine kadar, noktasına kadar yazdıracak hafızlar var mı dünyada? Var hem de kaç tane var? Belki binlerce var. Hafız çok, yüz binlerce, milyonlarca olabilir de yani onun noktasına kadar hiç şüphesiz yazdıracaklar yine binlerce çıkar. Peki. Dediler dördüncü soru. Yakup Aleyhisselam'ın kendisine haram kıldığı bir yemek var. O hangi yemektir? Çünkü Tevrat'ta bize diyor ki ümmi peygamber gelecek. Efendimiz de ümmi. Ümmi peygamber onu haber verecek yazıyor. Hem bunu söyle bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fen şudukum billahi enzelet tevrati ala Musa. Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah için doğru konuşun dedi. Bak Allah adına size ant veriyorum. Ben cevap vereceğim ama siz bildiğinizi gizlemeyin. Hel te'alemun enne İsrail'e Yakub aleyhisselam. Yakub aleyhisselamın bir adı nedir? İsrail'dir. Onun için bunlar o ismi takmışlar ama Efendi Hazretleri derdi İsrail'e sövüp durmayın. Beni İsrail deyin. Yani Beni İsrail, İsrail'in oğulları manasında ve oğullarının da kafirleri manasında. Yoksa onun oğullarından da peygamberler geldi bu kadar, Müslümanlar geldi, o ayrı. Şimdikilerde tabii
efendim hidayet üzere olan bir tane yok. Çünkü hidayet üzere olmak için şart ne? Müslüman olmak. Müslüman olmadıktan sonra ben de orada kalayım dersen olur mu? Bir tane profesörün, hocaların hocası geçinen, bir tane profesörün dediği gibi, yakında işte kitap baskıya verdim. Üç tane görüşüne böyle büyük bir reddiye yaptım. Bir tane görüşü de ne? Şu anda diyor Yahudi Hristiyan olup da kafir olmayan var. Evet. Bu adam Türkiye'deki ilahiyatta falan hocaların hocası. Bir de o şeyler gibi değil. Hani bazıları var ya sizin de beğenmediğiniz reformistler. Değil. Bu İslami kesimde fetva veren, finansların bile fetvacısı. Ya. Üç tane görüş. Bir tanesi de Yahudi olup da kafir olmayan vardır. Nasıl oluyor? Ben deminden beri ne anlatıyorum? Ya Müslümandır ya kafirdir. Arada bir orta yer yok. Nasıl olacak ya? Allah Allah. Peki, Yakup Aleyhisselam meridan meradan şediden çok ağır hasta oldu. Siyatik hastalığı gibi bir rivayet hatırlıyorum. Yani bütün çok ağrılı bir hastalıktır o. Aşırı ağrı verdi ona. Fetale şekamu, hastalığı uzayınca fenedir Allah nedir an? Allah için bir adak yaptı. Len şefa Allah'ım şekami. Allah bana bu hastalığımdan şifa verirse le yuharrimenne habbe şerab ile ve habbe ta'am ile en sevdiği içecekle en sevgili yiyeceği kendisine haram edecek. Bu var mıdır? Vardır. Adak böyle olabilir. Haram edecek ne demek? Yasak edecek. Yani şöyle iyileşirsem bir daha börek yemeyeceğim. Bir adam dese efendim börek yemeyi mesela kendime haram ediyorum dese ne olur bu? İyileştiği takdirde bunu yememesi lazım. İslam'a göre de böyle. Yememesi lazım. Ama şimdi hoca efendi sıcak sıcak taze börek çıktı fırından. Şimdi ben böyle bir attım ama şimdi ne yapacağız? O zaman yemin kefareti verecek. İslam'da bu haram ediyorum kendime demenin hükmü nedir? Yemin kefareti gerektirir. Bunları bilmeden konuşuyorsunuz. Atması kolay. Ondan sonra kendi kendine ben bozdum. Nasıl bozuyorsun ya? Bu laf ağzından çıkması kolay. Ondan sonra o seni esir alıyor. İslam'ın hükmü var. Karıya boş ol diyor üç defa. Ondan sonra gel bakayım barışalım. Nasıl barışıyorsun ya? Üç kere talak verdin. Üç bağı koparttın. Yok ben şakadan dedim falan. Bu sefer kıvırmalara başlıyor. Yok sinirliydim. Sarhoştum. Barışma. Hadi git işine. Sarhoş da olsan karı gitti. Şaka da olsa nikah gitti. Üç şeyin şakası da ciddi, ciddisi de ciddi. Resulullah öyle buyurdu. Selahatun ciddiğinde ciddün ve ezdiğinde ciddün. Yattalak ve nikah ile tak. Köle azat ettim gitti. Evlendim dedin kabul ettin. Tamam evlendin. Sana sordular. Şahitler de orada var. Sen bununla evlenmeyi kabul ettim. Ettim dedin. Ondan sonra da yok ya ben şaka yaptım. Ne ya? Olur mu öyle şey? Adama derler bu karıya bak bakalım şimdi. Evlendin derler. Onun için burada şaka yok. Yakup Aleyhisselam adak yaptı. Peki yani habbu ta'amile lühmane libile habbu şerabile elbana en sevdiği yemek yemeği kendime haram edeceğim en sevgili içeceği en sevdiği yemek deve etiydi en sevdiği meşrubat da deve sütüydü. İyileştikten sonra onlara yaklaşmadı. Ama o öyle bir başkası gibi taze süt falan diye ne yapmaz? Allah'ın peygamberi bizim gibi yemini bozma. Kalkmaz. O adağını yerine getirdi. Öyle midir de Allah için dedi. Tevrat'ı indiren Allah için öyle midir değil midir dedi Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler Allahümme ne'am. Vallahi doğru dediler ya. Nasıl biliyorsun dedi. Ondan sonra bir kere bir daha sordular. Efendim cennete girdikleri zaman cennet ehlinin cennette ilk yiyeceği nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Feziyâde tükebidi hûd. Balık ciğerinin artığıdır. Yani ciğerin kenarında mı o? Havyar. Balık havyarıdır dedi. Bunu da bildin dediler ya. Şimdi adam dedi ki ay ben de havyarı hiç sevmem. Ulan cennete girdin de havyar yemesi kaldı be. Ya Rabbi. Yani ben de sevmem. Şimdi doğruyu konuşalım. Ben de sevmem yani. Ben hayatta yememişim. Ama kardeşim cennetteki buna benzer mi ya? Bunun ne alakası var cennetin balığıyla buranın alığı? Fark eder yani çok. Bunlar ayrı bir şeyler şimdi. Peki dediler sonuncu olarak bir mesele kaldı. Onu da cevaplarsan sana inanacağım ve uyacağım. Sen şimdi Allah tarafından vahiy geliyor diyorsun. Bunları da bana Allah bildiriyor. Zaten ümmisin. O zaman sana bunu hangi melek getiriyor dediler.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cibril. Bana Cibril getiriyor. Oo, şimdi bozacak ya. Hepsine doğrusun doğrusun, şimdi ne kaldı? İnanması uyması kaldı. Şimdi orada kıvırma payı olmak üzere. Şimdi işi bozdun. O bizim düşmanımızdır dediler. O azap meleğidir. Harpleri, azapları, şiddetleri o indirir. Biz Mikail'le aramız iyidir dedi. Ulan ne aranız iyi be. Mikail de lanet okuyor size. Dediler Mikail, dediler rahmet meleğidir. Yağmurlar, müjdeler, bolluklar getirir. Şimdi doğru. Ben size Berat gecesinde anlatıyorum. Harplerin, zelzelelerin, yerlerin, sellerin, kasırgaların, bütün afetlerin yönetimi kimde? Cebrail Aleyhisselam'da. Yağmurların, mahsullerin, bollukların, bereketlerin yönetimi kimde? Mikail Aleyhisselam'da. Şimdi bu doğru. Doğru ama Cebrail Aleyhisselam harp çıkarttırıyor diye, kasırga yapıyor diye düşman olabilir miyiz ona? Ona düşman olmanın ne manası var? Allah'a düşman olmaktır o. Ne gibi? Köpek gibi. Köpek neye dalıyor? Adamın bacağına dalacağına gidiyor, sopaya dalıyor. Halbuki o sopa sana vurmuyor ki, adam vuruyor sana o sopayla. Sen o sopaya daldıkça daha çok sopa yersin. Halbuki adamın ayağına dalsan adam kaçtı mı sopa da gider. E bu da şimdi kalkıyor diyor ki Cebrail Aleyhisselam'a düşmanız. Ya onu Allah yönettiriyor o işleri ise. Sen Allah'a düşmanım desene. Haşa ve kelle. Hazreti Ömer radıyallahu da orada. Artık şimdi oraya kadar dinledi. Dedi ki dur bakalım. Ya dedi bu düşmanlığınız nereden başladı? Bunun bir tarihçesini bana anlatır mısın dedi, biliyor musun? O da dedi bak nasıl oldu dedi. Allah dedi Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ta bildirdi ki Buhtünassar diye bir kumandan çıkacak. Mescid-i Aksa'yı yakıp yıkacak. Tevratları efendim tahrip edecek. Ondan sonra o da şu zamanda olacak. Zamanına kadar biz biliyoruz. Halbuki o ne zaman oldu? Onlar bozuldular, bozuldular. Peygamberleri öldürdüler, öldürdüler. Zekeriya Aleyhisselam ağacın içine kaçtı. Ağacın içinde biçtiler, ikiye biçtiler peygamberi. Yahya Aleyhisselam kafasını ayırdılar bedeni şerifinden, onu öyle. Yahya Aleyhisselam'ın cübbesi duruyordu. O cübbe kan damlamaya başladığı zaman belanız gelecek. Yine Tevrat'ta yazıyor. Yahya Aleyhisselam'ın cübbesinden kan damladığı zaman ahir zaman peygamberinin babası doğacak. Yani Abdullah Efendimiz. Her şey yazılmış. Tevrat hakkında da Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Efendim? وَكِتَبْنَا لَهُ فِي الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Biz Musa'ya Tevrat'ta her konuda vaaz, nasihat ve her konuda izah yazdık. Her konuda. Kur'an-ı Kerim'de nasıl her şey var? Kur'an-ı Kerim'den sonra diğer kitaplarda bir tek Tevrat'ta her şey var diye Mevla beyan etmiş idi. Ama şimdi bizim Tevrat'a bakmamız caiz mi? Ondan okumamız caiz mi? Haramdır. Hazreti Ömer Efendimiz bir kere bunların neler okuyorlar bir medreselerine gideyim dinleyeyim diye izin istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendi. اَمُتَهَوِكُونَ اَنْتُمْ كَمَا تَهَوَكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ. Yahudi Hristiyanlar şaşkına döndü. Siz de mi sapıtacaksınız? يَكْف۪ينَا كِتَابُ اللّٰهِ. Kur'an neyinize yetmiyor? Allah'ın kitabı. Şimdi yine bu diyalogçulardan bir hoca meal yazmış. Mealin kenarını, Kur'an'ın, Kur'an mealin kenarını doldurmuş. Şu ayeti anlamak için Tevrat'ın şu bölümüne bakın. Şu ayetini mukayesesi için İncil'in şu bölümüne bakın. Yahu Allah'ın kitabı neyine yetmedi? Bir de millete onu tavsiye ediyorlar. Aman bu adamın mealini alın. E adam meali bir alıyor, yanı Tevrat, İncil dolu. Adam da zannediyor ki onlar da sanki Kur'an gibi şu anda geçerli. Ondan sonra onunla kıyas edecek. Kıyas ettiğinde uymadıysa ne olacak? Hangisi doğru? Allah Allah. Bu ne manası var ya? Efendim. Bunun üzerine şimdi Allah Tevrat'ta Musa Aleyhisselam'a ne bildirdi? Falan tarihte Buhtünassar diye bir adam çıkacak. Babil'di. Babil'den gelecek. Babil nere? Irak. Oradan gelecek. Mescid-i Aksa'yı yakıp yıkacak. E yakıp yıkacak da kim sebep oluyor? Buhtünassar büyük gavur. Dünyanın doğusuna batısına hakim oldu. İki gavur, iki Müslüman. Beşincisi yine benim ümmetimden, ehli beytimden olacak buyurdu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya kurulduğundan bu zamana kadar iki gavur dünyanın tümüne hakim oldu. Birisi kimdir? Nemrud İbni Kenan'dır. Yani İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attıran. Birisi kimdir? Buhtünassar. Bu Babilli Buhtünassar bu bütün dünyaya hakim olmuştur. Mesela Musa Aleyhisselam'ın Firavun'u dünyaya hakim değildi. O Mısır bölgeseldi. Ama Nemrud'la Buhtünassar bu ikisi. İki Müslüman, birisi
Süleyman Aleyhisselam, birisi Zülkarneyn Aleyhisselam, beşincisi Hazreti Mehdi gelecek inşallah. O da nasip olmadı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da bütün dünyaya hakimiyet olmadı. Halifeler zamanında da olmadı. Bütün dünya çapındaki Hazreti Mehdi'ye nasip olacak. İsa Aleyhisselam'la birliktelikleri döneminde. Ondan sonra Allah Teala ne buyuruyor Estaizu Billah? فَاِذَا جَاءَ وَعْدُهُ لَاوْمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا وَقَضَيْنَا اِلَى بَن۪ي اِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ İsrailoğullarına Tevrat'ta hükmümüzü yazmıştık. İsra suresi bu. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ Dünyada iki kere büyük bozgun çıkartacaksınız. İkisinde de peygamberleri öldüreceksiniz. وَلَتَعَلُنَّ عُلُوًا كَب۪يرًا Çok büyük kibir yapacaksınız. Haddinizi aşacaksınız. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُهُ لَاوْمَا O ilk ifsadı yaptığınız zaman وَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا Bizim diyor intikam alma alıcı ismimizin mazharı olan kullarımızı üzerinize göndereceğiz. Şimdi göndereceğiz dediği kullar kim? Buhtunaslar. Buhtunaslar baş gavur. Ama Allah diyor ki ben onu sizden intikamımı o gavurdan alacağım. O da benim kulum diyor. Ben size diyor kendi kullarımı gönderiyorum. Bizim kullarımız. Ama bir bizim rahmetimizin mazharı kullarımız var. Bir de bizim azabımızın, intikamımızın mazharı kullarımız var. Muhtunasları biz yollayacağız. Hak kulundan intikamın yine kul ile alır. İlmi ledün bilmeyenler anı kul yaptığı sanır. Adam dedi, ledün ilmini bilmesene bu adam bana tokat attı. Halbuki Allah sana bir tokat attırdı işte. O adamın suçu yok demek değil ama o tokatın da nereden geldiğini bir arka planını da düşünmek lazım. Sen peygamber öldürürsen Allah da senin mescidini yaktırır. Mescid-i Aksa'nı da yıktırır. Yıktırdı. Cacu hilal eder. Evinizin ortalarına girecekler. O kadar Beni İsrail'den o kadar kesti. Günlerce kan ırmaklar aktı Kudüs'te. Buhtun Asr. Hepsini kesti. Bir tane Tevrat bırak. Yaktı. Ahır yaptı Mescid-i Aksa'yı. Bütün hayvanları bağladı. Şarapları içti. Domuzları doldurdu oralara. Buhtun Asr bu ya. Kur'an-ı Kerim bunu beyan ediyor. Ben yaptıracağım diyor. Siz cezayı hak ettiniz diyor. Ondan sonra diyor bir daha tövbe ederseniz, dönerseniz ben yine size nimetimi vereceğim. Sonra bir daha tövbe ediyorlar, dönüş yapıyorlar falan. Ondan sonra bu sefer Yahya Aleyhisselam en sonunda şehit edince al bir daha. İki defa yani bu başlarına büyük belaları Allah musallat edeceğini haber ver. Şimdi Hazreti Ömer diyor ki sen Cebrail Aleyhisselam'a niye düşmansın? Başlarda nedir? Diyor ki şimdi Allah bize bildirdi ya diyor. Biz de diyor o zamandan beri Tevrat'tan onu bekleye tam Buhtunasar'ın işte çıkacağı zamanın tarihi gelince Beni İsrail'den kuvvetli bir adamı Babil'e gönderdik. Çünkü o Buhtunasar adı belli onu bulacak, onu öldürecek. O da göya gelip de halbuki kaderde yazılmış bu. Sen bunu bozabilir misin? Gönderdik diyor. Babil'de o zaman miskindi diyor. Kuvvetsiz, fakir, zayıf bir haldeydi diyor. O kral olmadan evvel demek. Garip bir dönem. Firavun da öyle. Firavun mezar bekçisiydi. Ölülerden böyle haçlık alıyordu, ölü gömenlerden. Şey, ilk Firavun'un mesleği o yani. Tabii o birden adam, şimdi görmüyor musunuz? Dünkü çapulcu, çaycı birden mafya babası olmuş. Türkiye'yi karıştırıyorlar. Onlar önceden diyorlar ki bu bizim handa çaycıydı da. Niye inanmıyorsunuz? Öyle oluyor işte. Birden efendim, bu miskin adamı tam bizim arkadaşımız yakaladı, öldürecekken Cebrail geldi diyor. Gelir mi? Gelir. Çünkü Allah kaderini yerine getireceğine göre. Cebrail Aleyhisselam dedi ona ki, insan kılığına girer, gelir. Dedi ona ki diyor, ya sen bunu niye öldürüyorsun? E bu bize musallat olacak. Yahu dedi diyor. Allah bunun size musallat olmasını yazdıysa zaten seni ona musallat etmez. Eğer yazmadıysa adam suçsuz zaten, niye öldürüyorsun? Bu da diyor ikna oldu. Hakikaten ben Allah'ın yazdığını bozamam. Değilse de bu adam bana bir zararı olmayacak bizim millete. Niye öldürüyorum onu dedi. Arkadaşımız diyor döndü. Ondan sonra bir arada hemen o güçlendi. Kral oldu falan. Geldi bizi yaktı, yıktı, öldürdü, kesti, astı. Onun için biz Cebrail'e düşmanız diyor. Ondan sonra da diyor ki ama Mikail de Cebrail'e düşmandır. Bunu deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki Cebrail'e düşman olan Mikail'e de düşmandır. Bunların birine düşmanlık, öbürüne düşmanlıktır. Onlar diyorlar işte Allah birisi efendim Mikail
Cebrail Allah'ın işte sağındadır, Mikail solundadır. Onlar hiç birbiriyle konuşmazlar. Lan Allah'ın sağı mı olur, solu mu olur? Siz divane misiniz ya? Tövbe estağfurullah. Cebrail Aleyhisselam Allah'ı bir kere görmüş mü? He? Görmemiş. Bir tek kime nasip oldu? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani nasıl Cebrail Aleyhisselam sağında olacak ya? Arşın sağında olabilir. Arş cisimdir. Bu sefer Ömer Efendimiz buyurdu ki Lenkâna kemâtekûlûn. Evet, Mikail ile Cebrail sizin dediğiniz gibi olsalar da, yani biri rahmet meleğidir, biri azap meleğidir. Bunu kabul ediyoruz. Ama feleyzâ bi'adüvveyn. Asla birbirine düşman olamazlar. Velen tübekferu minel hamir. Ya siz dedi, merkepten daha nankörsünüz dedi ya. Men kâne adüvelli hadîmâ. Kim birine düşman olsa, kâne adüvelli akar. Diğerine de düşman olmuş olur. İşte, ve men kâne adüvelli huma. İkisine de düşman olan, yani birine düşmanlık ikisine birden sayılır. İkisine düşman olan kâne adüvellillâh, Allah'a da düşman olmuş olur dedi. Dedikten sonra bu ayet geldi. Allah ne buyurdu? Men kâne adüvellillâh, kim Allah'a düşmansa ve melâketi, meleklerine düşmansa ve rusulî, peygamberlerine düşman ve Cibril'e, Cebrail'e düşman ve Mikâle, Mikâle düşman. İki meleğin adı özel geçiyor bu konudan dolayı. Fe innallâhe adüvün, şüphesiz ki Allah büyük düşmandır. Lil kafirin, kafirler için. Başbakan tabii haklıdır, kızıyor, öfkeleniyor. Allah yardımcısı olsun, Allah muvaffak etsin. Diyor, düşmanlığımız çok şiddetlidir. Ama Allah zaten ayetinde ben o kafirlerin düşmanıyım buyuruyor. Düşmanları Allah olanlar zaten bizim düşmanlığımızdan evvel helak olurlar. Düşmanları Allah'tır. Hemen Hazreti Ömer Efendimiz dedi, "Lekad vafakake rabbuke ya Ömer." Ey Ömer dedi, "Rabbin sana muvafakat etti. Senin ona dediğin laf üzerine ayet geldi." dedi. Allah. 18 yerde diyor dedim size. Hazreti Ömer Efendimiz bir şey söyledi önceden. Ayet ona uygun geldi. Yani onun sözü ayet olmadı da ona uygun düştü. Burası 18 yerden birisidir. Evet. Efendimizin huzurundan işte kalkmak üzere hareket edecekler. Abdullah ibn Selam da arkada duruyor. Baktı ki bunlar ipe un seriyor. Doğrusun, doğrusun, doğrusun. Sonunda işi bozdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi, Abdullah ibn Selam'ı tanır mısınız? Sizin aranızda yeri var mıdır? Oo, sen kimi söylüyorsun? Seyyidina ve ibn-i Seyyidina. Bizim efendimizdir. Babaları bütün sülale efendilerimizdir. Çok büyük alim. Tevrat'ı ezbere bilen az kişilerden. Peki o bana inanırsa siz de inanır mısınız? Haşa, o senin gibi sahtekara inanmaz dediler. O zaman Abdullah ibn-i Selam perdenin arkasından çıktı. Ey beni İsrail! Siz bilmiyor musunuz? Bütün sıfatlarıyla bildiğiniz, tanıdığınız tarifler bu zatı tutmuyor mu? Diye. Niye bildiğiniz halde inkar ediyorsunuz? Deyince bu bizim en rezilimizdir. Zaten babaları da bozuktu bunun dediler. Lan bir ayaküstü yahu. Hemen pazarlığı çevirdiler ya. Abdullah ibn-i Selam hakkında ne kadar ayetler geldi. Ve şehide şahidun min beni İsrail ala misli. İsrailoğullarından bir şahit diyor. Ne büyük şahittir o. Radıyallahu anh. Bir rüya gördü, Efendimiz'e anlattı. Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, senin rüyan sadıktır, sen cennetliksin bu rüyaya göre buyurdu ona. Cennetle müjdelenmiş. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ عَرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ. Kitap verdiğimiz ehli kitap alimleri diyor, oğullarını tanıdıkları gibi Muhammed'imi tanırlar sallallahu aleyhi ve sellem. Oğullarını. Hazreti Ömer dedi ki, ey Abdullah ibn-i Selam, ben bu ayetin manasını anlamıyorum dedi. Niye? İnsan oğlu dedi, yatağında doğuyor, onu elinde büyütüyor. Her şeyini, halini, evrelerini görüyor. Ama sen dedi, bu ilk geldin şimdi bir kere görmekle nasıl oğlun gibi tanıyacaksın yani? Burayı ayeti dedi, anlayamadım. Bunu ancak sen anlarsın dedi. O da ne dedi? Dedi ki, Tevrat'ta onun kaşına, gözüne, mührüne, her şeyine kadar öyle tarif ediyor ki Allah yalan söylemez dedi. Aynısı dedi. Allah'a inanırım dedi. Ama benim hanım dedi, benden habersiz belki bir şey yapmıştı. Ne bileyim oğlumun durumunu dedi. Yani ben şimdi Allah ile kıyas edilebilir mi? Hanım dedi ki, bu çocuk sendendir. Orada da Allah diyor ki, bu peygamber bendendir. İşte hangisine daha fazla inanılır? Burada illa da bir ihtimal, bir şüphe olabilir mi? Bazı kadınlar başkasından çocuk kapıp da kocasına yutturan da var.
Ama Allah'ın buyurduğunda yalan karışıklığı olur mu? Onun için dedi, ben oğlumdan fazla benim oğlumun oğlum olduğuna, benim zulmümden geldiğine, inandığımdan fazla Tevrat'taki Allah'ın buyurduklarına inanırım. Çünkü değiştirilmemiş Tevrat o zaman. Ben dedim. Ondan sonra baktılar ki bu Yahudi alimleri, 10 tane alim ekseriyetle, dediler ki bu vaziyette bizden de buna inananlar var. Bu sonunda bu zemin kayar altımızdan. Reisliğimiz elimizden gider. Çünkü bunlar adamına göre fetva veriyor. Mesela zina etmiş, Tevrat'ta rejim var. Ama zenginse, fakirse rejim uyguluyorlar. Hırsızın eli kesilecek. Fakirse elini kesiyorlar. Ama kralın çocuğuysa, hükümdarın çocuğu zina yapsa şu falan falan, geliyorlar. Bu onlar Tevrat'ın başına oturuyorlar. Efendim deyin bakayım. Ne yaptınız siz? Böyle böyle yaptık. Rejim meselesi de var. Diyorlar ki neyse, ona bir bakalım kitaba bir daha. Bakıyorlar, ondan sonra o ayetin üstüne çiziyorlar. Kendi kendine uyduruyorlar. İşte eşeğe ters binecek, yüzü de karaya boyanacak. Memlekette dellal bağıracak. Bunlar zina etti. Herkes tüh mu? İşiniz bitti diyorlar. Böyle bir şey çıkartmışlar Tevrat'ta ya. Bir kere de Efendimiz'e geldiler mahkeme olmak için. Orada yine Abdullah bin Selam gibi bir zat var da, yoksa yutturacaklar. Efendimiz de kitap okuyamıyor ama dedi ki Allah'ın sizin, ben sizin hükmünüzü sizin kitabınızdan vereceğim dedi. Burada rejim gerekir buyurdu. Adam da zengin idi, kurtarırım diye Efendimiz'e geldi müracaata. Efendimiz buyurdu ki senin kitabında da rejim var, bizim kitapta da rejim var. E bu sefer ne oldu? Yahudi alimleri geldiler, onlar parmağını şeyin üzerine koydu, ayeti okuyor, okuyor, okuyor. Oraya geldi, geçti aşağı, işte öbür uydurmaları kattı oradan falan. İşte Abdullah bin Selam falan dayanamadı, geldi. Çek elini dedi oradan, çek. Aç altını, ne okuyorsun dedi. Oku buraya bakalım dedi. Aynı Efendimiz'in buyurduğunu söyle. Kaç defa böyle işler oldu ya? Bunlar sabit, mütevatir, kaç kişinin önünde kitapları? يُحَرِفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ Kelimeleri yerlerinden oynatıyorlar, Allah buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Ne yaptılar? Bu Muhammed'le biz baş edemeyeceğiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Deccal'ın tarifini, Tevrat'ta Deccal'ın tarifi var. Alnı böyle, kaşı böyle, gözü böyle. Deccal'ın tarifini kalktılar, Efendimiz'in tarifinin yerine koydular. O Efendimiz'in sıfatlarını kaldırdılar, Deccal'ın tarifine koydular. Allah Allah. Onun için Deccal da onlardan gelecek. İspahan Yahudilerindendir Deccal. Ve bütün Yahudiler Deccal'a tabi olacaklar çıktığı zaman. Şimdi bakın Allah ne buyuruyor. Ne zaman ki onlara bir kitap geldi, yani Kur'an, min indillah, Allah katından geldi. Musaddikul limâ ma'ahum. Hem de onların yanındaki Tevrat'ı doğruluyor. Tevrat'a yalan demiyor. Kur'an-ı Kerim ne diyor? İnne enzelne Tevrate fiyâ huden ve nur. Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet vardı, nur vardı. Yalan demiyor ki Tevrat'a. Ama bunların uydurduğu. Ondan sonra ve kânû min kablû yesteftihûne alellezîne keferû. Daha önceden ne yaparlardı diyor? Kitapsız kafirlerle Yahudiler savaşa girdikleri zaman Tevrat'ı yanlarında bulundururlardı. Önlerine açarlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarının olduğu yere, orada geçiyor, parmaklarını koyarlardı. Okudunuz mu Tevrat'ta Efendimizin ve bu ümmetin vasıflarını yazdı Marifan dergisinde? Geçen yazılarımdan birinde. İlk Kalu Bela devresi. O Kalu Bela devresinde bizim ruhlar alemimizdeki yaşantımızı hep orada ne yazdım? Sayfalarca ya. Hep hadislerden, Tevrat'ın ayetlerinden. Biz tabii Tevrat'a bakmıyoruz bunu. Bize intikal ediyor hadislerden, alimlerden. Peki o intikallerde ne yazıyor? Bir ümmet gelecek, şöyle namaz kılacaklar, böyle tak güneşe bakacaklar, saatleri şöyle bekleyecekler, şöyle peştemal giyecekler, çıplak gezmeyecekler, mesela yazıyor, yazıyor. Musa aleyhisselam diyor, ya Rabbi onları benim ümmetim yap. Yok, onlar Ahmet'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Okumadınız mı? Yani yoksa yanmıştınız ha siz. Ben niye yazıyorum, bırakacağım o zaman yazmayı ya. Bu kadar ilim yazıyoruz burada, gece gündüz uyumuyoruz biz. Gazete roman mı yazıyoruz biz ya? Mübarek adam, hepsinin kaynağı var sen. Ha, şimdi bunların hepsi yazılı. Allah'ın kitabı, bunlar önceden beyan etmiş. Onun için Tevrat'ı açarlardı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıfatı olan yere parmaklarını koyarlardı kitapsızlarla savaş ederken. Derlerdi ki ahir zamanda göndereceğim bu peygamber hürmetine bize fetih nasip eyle derlerdi. Allah da hemen yardım ederdi. Hep Efendimizin adının hürmetine Yahudiler harbi kazanıyorlardı.
Efendimiz'den evvel. Felemma ca ma'rafu, ne zaman tanıdıkları, bildikleri o peygamber geldi, keferu bihi, onu inkar ettiler. Halbuki en evvel onlar iman etmeliydiler. Efendimiz ne buyurdu? Le amene bi ashrun min el-yahud la amene bil yahud. 10 Yahudi alimi bana inansaydı bütün Yahudi milleti şimdi Müslümandı dedi. Ama 10 alimin belası bu belayı aştı. Bak 1400 senedir ne kan duruyor, ne harp duruyor, ne bela duruyor. Dünyanın çıbanı olmuşlar. He? Dünyayı böyle mikser gibi karıştırıyorlar. Medya güçleri ellerinde, nakit para trafikleri. Çünkü bunlarda şey çok olur. Bunlar cimridirler, sıkıdırlar, masraf etmezler. Harca bizim Müslümanlar bulduğu parayı yerler. Onlar böyle paraları harcar, tutarlar. Ondan sonra nakit çalışırlar. O nakitlerle dünyayı çevirirler. Dünya bankaları, şunları, bunları, hep bunların bütçesinde. Medine zamanında da nakit para bunlarda olur. Sahabede para ne arar herkes? Zekat, fakir, sadaka, gelen, ganimet hep gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz ganimet malı geldi, zekat falan, orada seccadenin altında koymuş da, namaz bitti de hemen şunu dağıtalım dediğinde, beni meşgul ediyor namazımda dedi, fakirleri çağırın dedi. Onlar öyle değil. Şey geldi, ne onun adı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere ne yaptı? Borç istemeye gitti. Yahudilerden çok borç alırdı. Hatta vefat ettiği zaman zırhı neydi? Bir Yahudinin yanında rehindi. Vefat ettiği zaman. Çünkü nakit paraya onlarda olduğu için. Giderdi borç alırdı. Oo ya Ebel Kasım hoş geldin, safa geldin dediler. Paranın lafı mı olur? Hele sen bir otur, sana bir ziyafet çekeceğiz. Oturttular orada. Üzerinde değirmen kayasını hazırladılar. Damdan aşağı kafasına değirmeni atacaklar. Büyük bir suikast hazırladılar. Hemen Cebrail Aleyhisselam geldi dedi ki hiç arkana bakma, arkadaşlarını da arama, kimseye bir şey deme, hızlıca Medine'ye git. Efendimiz biraz Medine'nin uzağında onların kaleleri. Çıktı nasıl fişek gibi gidiyor. Ebu Bekir Ömer radıyallahu anh'ı diyorlar. Yolda yetişemedik ancak Medine'de yetiştik diyorlar. Dedi ki ya Resulallah ne oldu ya, bir şey anlamadık, yemek yiyecektik. Dedi ki kayayı hazırladılar yukarıdan dedi, beni öldürecektiler. Vallahi asımı keminden nas. Allah seni insanlardan koruyor. Ayet geldi. Ayet geldikten sonra hatta bir gece dedi men yahrusun ileyle, bu gece beni kim koruyacak çadırın etrafı, harpteler çadır kurmuşlar. Sa'd ibn Ebi Vakkas geldi. Ben koruyacağım ya Resulallah. Bir kere Ebu Ayyub el Ensari burada yatan. Ben koruyacağım ya. O bir gece o korudu falan. Sonra ayet geldi. Allah seni insanların şerrinden kurtaracak. Koruyor. Efendimiz dedi ki artık korumaya lüzum yok. Hepiniz gidin uyuyun. Size de yazıktır. Bana daha bir şey olmaz dedi. Ayet geldi. Huneyn Muharebesi'nde bozgun oldu. Herkes kaçtı. Hazreti Abbas diyor ki bir ben kaldım. Bir de Ebu Süfyan ibn Abdülmuttalib. Bu meşhur Ebu Süfyan değil. Efendimizin amcaoğullarından bir Abdülmuttalib oğlu Ebu Süfyan var, o başka. İkimiz kaldık diyor. Efendimiz de katıra binmiş. Katır zaten kaçamaz. Katırın üstünde diyor, o vaziyette katırı sürüyor diyor düşmanın üstüne diyor. 10 küsur kere hamle yaptı. Biz de katırı tutuyoruz gitmesin diyor. Binlerce okçu böyle atıyorlar diyor. Enen nebi yülâkedi ben Ebni Abdülmuttalib. Ben peygamberim, yalan yok. Ben Abdülmuttalib oğluyum. O rüyasında gördü, benim dinim dünyaya hakim olacak. Kimse bana bir şey yapamaz diyor. Bukhari'dir bu ya. O, onu kim korkutabilir ya? Nerede kaçmış? Bir kere ömründe bozguna uğramamış. Sahabe-i kiram kaç kere bozguna uğradı? Uhud'da da bozguna uğradılar. Hepsi dağıldı gittiler. O seferinde Huneyn'de hepten 2 kişi kaldık diyor. Biz de geride kaldık diyor. O, gidiyor diyor onların üzerine doğru. Çünkü koruması var. Sahabe-i kiram diyorlar ki Nâ idâhmerrel bâsitte kayna bi Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. Harp kızıştığı zaman diyor oklar yağıyor. Hepimiz Resulullah'ın arkasına sipere geçer. Nasıl olsa onun garantisi var. Biz de zannediyoruz ki önüne siper oluyorlar. Ama mesele o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Beni bırakın. Beni korumanıza lüzum yok. He. Kainatın efendisini. Öldürmeyi kaç defa suikast yaptı. Sonunda Hayber'de ne oldu? Efendim kalenin komutanın kızı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koyunun zaten et çok az bulurdu. Aylarda bir et buldukları azdır. Butunu severdi, pislikten uzak bölge diye şeyleri, kol etlerini. Butları, yukarıdaki butları, ayak yakın olan tarafı değil. Ondan sonra oralara zehiri bolca bastı. Yemek takdim ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ağzına attı, suyu biraz içine gitti. Ama yutmadı.
Belki bir lokmadır ama o bir sahabe biraz birkaç lokma yemiş idi. Geçen anlattım size onu mucizelerinde. Zehirli koyun ne dedi? La tekul minni fe inni mesbu. Benden yeme, ben zehirliyim ya Resulallah dedi. Efendimiz hemen tükürdü. Onu da tükürttürdü falan. Kızı çağırttı. Sen ne akla hizmet ettin de bunu zehirledin? Dedi sen benim babamı öldürdün, kalemizi yıktın. Ben de düşündüm ki bu hakikaten peygamberse zaten koyun söyler ona. Yoksa sahtekarsa da yesin ölsün kurtulalım dedim dedi. Dedi sen öyle düşündüysen tamam seni affettim dedi. Fakat sonra o sahabe öldü. Ölünce kısas gerekti ya, katil oldu. Ondan dolayı. Fakat yaşadığı sürece her sene sıtmaya tutuldu. O sıtma o zehirden içine giden kısmından oldu. Allah Teala tabii eceli gelene kadar onu zehiri Efendimiz'e sirayet ettirmedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ne zaman vefat edecekken son sözlerinden sıtmalanıyor, komalara giriyordu. Çok ağır ölüm, ölmeden evvel çok ağır haller yaşadı. İnnel mevt sekerat, ölümün çok sarhoşlukları var yani. Aklı gideren zorlukları var. Allah bizi muhafaza et. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle öldü çekti. Biz ne yapacağız ya? Biz ne yapacağız? Ama tabii Efendimizin halleri farklı. Ma zalet ukletu Khaybere tuaviduni fehada evanu kata'at ebheri. Bu Hayber'de yediğim zehirli lokma her sene geldi gitti beni yokladı, sıtmaya tutturdu. Ama şimdi can damarımı, şah damarımı keseceği vakittir. Ve vefatı o zehirden oldu. Böylece Allah-u Teala ne yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin efendisi olduğu gibi onu şehitlerin efendisi de yaptı. Hem de Yahudi milleti çok peygamberin katili olduğu gibi. Ben Nesefi tefsirinde gördüm. وَيَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَا بِغَيْرِ حَقِّ Peygamberleri öldürüyorlar. Ayeti kerimesi Bekara suresinde var. Bu ayetin tefsirinde bir de وَيَقْتُلُونَ الَّذ۪ينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ İnsanlardan adaletle emredenleri öldürüyorlar. Şimdi bu gemide gidenler niçin gitti? Adalet için gitti. İslah için gitti. Ne dedi diyecekler onlara? Yapmayın, etmeyin. Bak bunlara yardım getirdik. Buna yol açın. Bu adamlar ölsün mü burada? Adalet için gitti. Peygamberleri de öldürürler. Adaleti emredenleri de öldürürler. Febeşşirun bi azabin elim. Onları can yakıcı azapla müjdele diyor Allah. Peygamberleri öldürmeleri hakkında tefsirlerde ne diyor? Bir gün o zaman Beni İsrail'de çok peygamberler var idi. Zaten 224 bin peygamberin ekseriyeti kime gönderilmiştir? Beni İsrail'e gönderilmiş. Her kasabada bir peygamber bulunuyordu. Bir zaman oldu ki 1000 tane peygamber dünyada aynı anda yaşıyordu. O kasabada bir peygamber, o kasabada 1000 tane yaşıyordu. O zaman bir sabah ayaklandılar yine böyle peygamberler faiz yemeyin, zina etmeyin falan bunların işine gelmiyordu. Çünkü krallar da peygamberlerin emrine giriyordu. Onları dinledikleri zaman yasaklar geliyor. Bunlar da efendim özgürlükleri diyelim haramları işlemeyince peygamberlerden bilerek onlara saldırıyorlardı. Bir gün ikindiye kadar 70 peygamberi öldürdüler. Ondan sonra ikindiden sonra alimler peygamberlerin sahabeleri ayaklandılar dediler. Ne yaptınız siz Allah'ın peygamberlerini katlettiniz? 300 alimi ikindiden sonra da onları kestiler. Bunlar böyle mezbaha gibi çalışır bunlar. Hiç. Adamın kitabında yazıyor ki bütün insanlar senin kölendir, hizmetçindir. Sen esas insansın. Onlar sana hizmet etmekle mükelleftir. Sana aksi giden, hizmet etmeyenleri öldüreceksin. Hem nasıl öldüreceksin? Hamile kadınların karnını deşeceksin. Koyunlarını öldüreceksin. Ağaçlarını keseceksin. Bunlar adamın ibadetidir. Adam bu niyetle milleti öldürüyor. İslam'da böyle bir şey var mı? Bak arkadaşlar diyorlar ki bugün haberlerde sabah dinledim. Türker Saltabaş bu Fatih'ten o anlatıyor. Diyor ki 3 tane esir aldık diyor. Adamların silahlarıyla Bülent Bey de anlatıyor İHA Başkanı. Silahları elimize geçti diyor. Biz onları kendi silahlarıyla vurabilirdik. Kanunen de dünya hukukunda müdafaa-i nefse girer. Çünkü evine girmiş gibi adamın. Uluslararası suda evine girmiş gibi. Müdafaa-i nefse girerdi. Çünkü sana saldıranın silahını alsan ona tutsan hesabı diyor. Ama diyor biz ne yapmadık? Asla böyle bir şeye tevessül etmedik. Hatta 1 saat esir kaldılar diyor Türker Saltabaş. Odaya aldık diyor. 3 tane asker almışlar. Arkadaşlara dedim aman vurup kırmayın. Hiçbir şey yapmayın onlara. Çünkü esirdir İslam'da esire yapılacak muamele bellidir. Senin kitabın var, dinin var, hakkın var, hukukun var. Bak biz yine söylüyoruz. Burada turist olarak bir Yahudi vatandaşı gelse. Zaten bu işi
Yani insanları öldürmekten zevk alma işi illaki Yahudilerin tümüne ait değildir. Çünkü bunların gemide de Yahudi var. Oradaki yönetime karşı Yahudiler gemide de var. Amerika'da ayağa kalktılar o kadar. Bunların yanlış olduğuna dair Yahudiler. Şimdi onun için herkesi de aynı kefeye koyup da bir ya, ırk meselesi yapmayalım. Burada bu gavurluk, bu İslam düşmanlığı, insanlık düşmanlığı olanlar. Öbürleri de kafirdirler. Allah iman versin, hidayet versin. Amma velak cennete giremez. Onlar ayrı dava. Velakin ama hepsi de Siyonist değildir. Şimdi Yahudi başka, Siyonist başka. Bunu da birbirinden ayırt etmek lazım. Yani adamı kesip de zevk almak, 99 yaşında adamı, yaralı adamı yerlere yatırmak, süründürmek, efendim, bilmem efendim, adamın yaralarına basmak, bunu yapmak, bu canilik de hepsinin işi değildir. Onları da birbirinden ayırmak lazım. Ama şimdi Türkiye'de vatandaş var, yok efendim turist gelmiş bilmem ne, onlar hemen çekilin gelin falan. Halbuki ben size hadis okuyorum. Men katele muahedellem ve rahrahedel cennet. Tirmizi hadisidir. Zimmi statüsünde Yahudi olsun, Hristiyan olsun, vatandaş olsun, turist olsun, bunları öldüren cennetin kokusunu bile duyamaz. Ve inneriha leyucedin mesirati hamsimiyeti. 500 seneden cennetin kokusu gelir. Kabrinden kalkan 500 senelik yoldan cennetin kokusunu duyar. Bu zimmiyi öldüren duyamayacak diyor hadis-i şerifte. Biz size devamlı bunları söylüyoruz ki İslam böyledir. İslam'da hudut var. Çocuk öldürmeyin. Efendim din adamlarını öldürmeyin. He? Ağaçları kesmeyin. Hayvanlara dokunmayın. Ortalığı ateşe vermeyin. Yaşlıları öldürmeyin. Kadınları öldürmeyin. Zayıfları, hastaları öldürmeyin. Savaş hukuku. İslam'da savaş hukuku var. Bunlarda hak hukuk hiçbir şey yok. Böyle dümdüz gidiyorlar. İşte bu kadar peygamberi öldürenler sonunda Resulullah'ın da sallallahu aleyhi ve sellem katili olma lanetine çarpıldılar. Allah'ım ne buyuruyor? Tanıdıkları bildikleri o zat onlara gelince ilk başta onlar kafir oldular. Felanetullahi alel kafirin. Artık Allah'ın laneti o kafirlerin üzerine olsun. Bu ayetin peşinde bu kafirlere lanet okuyor. Şimdi bu gemide giden kardeşlerimiz de ne oldular? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katilleri tarafından şehit edildiler. Bir defa ne yapmadılar? Öyle ufak tefek para pul hesabına gitmediler. Allah için, din için, Müslüman kardeşlerine yardım için, insanlık namına gittiler. Büyük bir yolda gittiler. Birincisi. İkincisi, kafirin eliyle katledildiler. Birinci numarada şehitlik. Âlâ derecede şehitlik. Onlara nasip oldu. Üçüncüsü, deniz şehidi oldular. Deniz şehidi, kara şehidinden çok eftaldir. Çünkü hadis-i şerifte buyruluyor ki, şehit öldüğü zaman, kanı damladığı zaman bütün günahları affolur, ancak kul hakları müstesna. Şehit de olsa kul hakları sorulacaktır. Ama diyor, denizde şehit olursa kul hakları da affolmuştur. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yine hadis-i şerif Taberani'de geçiyor. Hani sordular bana, teke tekte de lafı geçmişti bu işin. Hiç evlenmemiş kadınlar cennette. Onlar kime verilecek? Veyahut da kocası kafir olduğu için cehenneme gitmiş. Kadın cennette, Müslüman cennette nasip olmuş. Kime verilecek? Deniz şehitlerine verilecek. Bu hadis-i şerifler vardır. Onun için bunlara denizde şehitlik nasip olmuştur. Bu da çok büyük bir bahtiyarlıktır. Bunların yaptıkları en büyük hayır daha hemen başlamıştır. Mısır refah kapısını açmaya mecbur olmuştur. Dün bütün Gazze halkına kadar sevinçli, ihtiyaçlarını şunu bunu görmek için gelmeye gitmeye başladılar. Bu yetmez mi şunların hayrına? 1,5 milyon insan bir nefes aldı, oradan kapı açıldı. Bundan sonra da inşallah kapanmaz. Ondan sonra bu Gazze ablukası inşallah kalkar. Efendim yani kardeşim ne diyeceğiz? Derdimiz çoktur. Dermanı yaratacak ancak Rabbimizdir. Hakikaten keyfi kaçırmak lazım. Böyle zevkle, safayla, keyifle uğraşmamak lazım. Müslümanlar zulüm altındadır. Irak'ta bir ayda bombalar patladı. 474 kişi Irak'ta geçen ay şehit olmuştur veyahut da artık durumuna göre ölmüştür diyelim. Herkese şehitlik nasip olmayabilir. Ondan sonra Türkiye'nin durumu, her dakika asker öldürülmektedir. Askerlerimiz şehit edilmektedir. Bunu da bunlara destek olanlar bu Siyonistlerdir. Zaten bataklığı kurutursan buradaki sineklerle uğraşmazsın. Mesele bataklıktır. Onlar bu işi
devamlı Türkiye'ye mesaj verir gibi, benden uğraşma, sana böyle yaparım, şöyle yaparım. Oradan efendim denizden gemiyi basmadan evvel burada Hatay'da kalkıyor, deniz üstüne efendim roket atıyor, oradan kaçıyor. 6 tane asker orada şehit oldu. Dün bir tane Hakkari'de taciz ateşi açtılar, dün bir tane şehit oldu. Geçen hafta 6-7 tane şehit oldu, bu hafta 6-7 tane şehit oldu. Müslümanların çocukları ya. Nedir bu ya, bunu öldürenin maksadı nedir, gayesi nedir ya? Ne istiyorsunuz siz ya? Allah Allah. İşte durmaz kafirler, durmaz. O arka plan, hep bu Siyonistler arkadadır. Bunlar mikser gibi dediğim sana karıştırırlar, indirirler, çıkarırlar, alt ederler, üst ederler, hükümetleri devirirler, çevirirler. He? Neler ederler, neler eder. Ama her şeyin vakti saati vardır. Kıyamete yakın zaten çok büyük bir savaşın patlayacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiğini ben size nakletmiştim. Ama tabii artık günler nelere gebedir onu bilmeyiz. Allah Teala kıyamet gününe kadar onlara acı azaplar tattıracakları musallat edeceğim diye ilan ettiği ve istezzene rabbuke leb'atenne aleyhim ila yevmil kıyameti men yesûmûm su'el azab, kıyamet gününe kadar buyurmaktadır. Şu anda 40-50 senelik bir devletleri görünmekteyse de bu Allah'ın hükmüne ters düşmemektedir. Çünkü bunların süreci 4-5 bin senelik süreçten İbrahim Aleyhisselam'dan geliyor ama tabi bu Yakup Aleyhisselam'dan sonrası muteberdir bu işte. İsrail oğulları, çünkü Yakup Aleyhisselam İsrail'dir. Bu itibarla bu 3-4 bin senelik bir hadisedir. Bu dönem zarfında hiçbir devletleri, izzetleri olmamıştır. Buribet aleyhimu zilletü vel meskenetü, alçaklık ve yoksulluk damgası üzerlerine vuruldu Allah buyurduğu üzere. Ne kadar zengin de olsalar zenginliklerini bile yaşayamamışlardır. Kıymetli arabalar veya elbiseler alıp da giyinmezler. Hep o damgayı yemişlerdir Allah buyuruyor. Şimdi bir 40-50 sene o da geldi çattı. 4000 sene, 3000 sene de bizim zamanımıza çattı ya. Allah Allah. Biz de ne imtihanlara kaldık ya. Bu adamların şimdi bir ellerinde bir güç görünüyor. Ama arkadaşlar orada yaşayanlar ne diyorlar? Böyle korkaklık daha görmedik. Elimize kelepçe vurana kadar tiril tiril titriyordular diyor. Elimize kelepçe vurunca cesur oldular. Allah Allah. 5 saat, 6 saat adamlar gemide gidip üzerlerine su sıkıyorlar. Sıralı su. 6 saat kafadan aşağıya. Ne biçim işler. Bir yandan rüzgar veriyorlar kasırga gibi. Sağdan soldan bir yandan. Milleti tuvalete gidemiyoruz diyor. Sağa bakma, sola bakma. Efendim abdest bozamıyorsun. Çok 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 eziyetleri, ayaklarını kırmaya uğraştılar diyor. Adamı diyor ya. Havaalanında gelirken dayak attılar bize diyorlar. Nasıl dövdüler bizi, ayaklarımıza vurdular. Böyle bir şey dünyada daha yok. Yok. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Ne diyeceğiz? Çok dualar edeceğiz. Türkiye'nin de Allah'ım ya Rabbim gücünü artırsın. Amin. Allah bu memleketi aziz eylesin. Amin. Bu Müslüman halkı, bu dünyadaki hakikaten şu kadar kaç pare Arap devleti var. Görüyorsunuz daha hala daha toplanacaklar yani. Daha şimdi bir kaba laf konuşacağım. Benim de ağzım bazı bozulursa iyi olmayacak şeylerini. Zor kaldıracaklar yani. Ondan sonra toplanacaklar. Daha ne toplanacaksınız be? Millet ne hale gelmiş toplanacak. Yani keyifleri başlarında. Bir de adamlar Yahudi ile anlaşmış, onları İsrail'in etrafındaki komşularını satın almış adamlara Müslüman Müslümana ekmek geçirtmiyor ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Böyle bir zaman yine aziz Türk milleti, Necip Türk milleti, bu Müslüman Türk milleti, bu Osmanlı ecdadının varisleri olan Türk milleti büyük bir cesaretle, dünyada hiçbir gücün cesaret edemeyeceği şekilde bu ablukayı yarmak için kendilerini feda etmişlerdir. Ama bu fedakarlıkları karşılıksız kalmayacaktır. Kıyamete kadar tarih onları hayırla anacaktır. Ve bu şehitler herhalde bundan sonra ibre artık İsrail hakkında aşağı doğru düşmeye inşallah başlayacaktır. Ve bundan sonra güçleri zillete tebdil olacaktır. Kuvvetleri zafiyete tahvil olacaktır. Ve bundan sonra inşallah Rabbim, çok dualar ettik. Her şeyin vakti saati var tabii. Rabbimiz fazl-ı keremiyle düşmanı etkisiz hale getirecektir. Biz bütün Yahudiler ölsün, gebersin. Biz böyle bir şey demiyoruz ki. Herkes yaşasın. Allah onlara da iman nasip etsin. Hidayet nasip etsin. Biz duacıyız. Bizim kimseye bedduaya bir lüzumumuz yok. Şahıs olarak, müşahhas olarak. Amma ve lakin, efendim, şerlerinden kurtulmamız için bütün İslam aleminin Müslümanlığı. Yani adamın biri dedi ya, kafama şuradan taş düşse onlardan bilirim. Her tarafı karıştırıyorlar. Irak bugün bu haldedir. Nedendir?
Afganistan o haldedir, nedendir? İran o haldedir, nedendir? Keşmir, Somali, Hindistan, Pakistan bile karışmıştır. Orada bile geçen gün yine 10 kişi öldürdü. Devamlı camiler bombalı. Her tarafta efendim Şii-Sünni çatışmaları nedendir? İlk Şiiliği kurduran İbn-i Sebe kimlerdendir? Her şeyin altında bunların efendim fitnesi, fesadı, ifsadı görülmektedir. Ama Allah'a sığınanları Allah Celle Celaluhu himaye edecektir. Ya Allah'a emanet bir canımız var. En sonunda da şehit olmak vardır. Yani hakikaten şimdi bakıyorum şehit o bir tane adam orada Ürdünlü mü neymiş mübarek sakallı bir zat gemide ilk öldüğünde üzerini kapatmışlar. O oğlu zannetmiş. Oğlu da gemideymiş. 2-3 saat oğlum diye. Yüzünde açmamış mı? Nedir? Öyle seviniyor. Elhamdülillah elhamdülillah. Şu. Sonra oğlu olmadı anlaşınca bir üzülmüş çocuğum şehit olmadı diye. Yani ne Müslümanlar var ya? Öyle sizin bizim gibi değil ya. Bizim işimiz böyle biraz şov yapmak gibi oluyor yani. Allah için canını veriyor. Çocuğunu feda ediyor. Karısını, kocasını feda ediyor. Yani ben şu konuşmaları dinleyince ümitlendim. Ama neden? Hazreti Mehdi çıktığında bu İstanbul'dan 300 bin kişilik ordu gidecek Hazreti Mehdi'ye. Ben şimdi bu hadisleri daha iyi anlamaya başladım. Ya ben diyordum ki bu millet bitti öldü. Ölü toprağı bunların üzerine serildi falan. Daha bir hayat eseri kalmaz. Millet çok şuursuz falan. Ama maşallah yine bu milletin gençleri, çoluğu, çocuğu bir mazluma yardım dendiği zaman zalimi durdurmak için canını ortaya koyabilecek efendim mertler vardır. Minel müminine ricalun sadaku ma ahedullah aleyh. Müminlerden sözde Allah'a verdikleri sözde duran erler vardır. Feminun men kaza nehbe. Kimisi hacetini görmüş, şehit olmuştur. Ve minun men yentazır. Şehit olmayı bekleyenler vardır. Ve ma beddelu tebdila. Onlar Allah'a verdikleri İslam'a yardım sözünü asla değiştirmemişlerdir. Sahabe-i kiram hakkında inen Hendek Muharebesi'nde nazil olan bu ayeti kerimelerle şu gün dahi amel edenler vardır. Elhamdülillah. Ben sevinçliyim. Allah şefaatlerine nail eylesin. Ben bugün o halde gittim. Burada da sohbet vardı hanımlar. Onlar da beklediler. Güneşin alnında rahatsızım. Şekerim 260-300'lü. Ama af olmak için gittim. Onlardan şefaat dilenmek için gittim. Allah onların hürmetine bizi affetsin diye gittim. Yoksa öyle orada cenaze imamları, müftüler falan tezkiye tarzı edecekler de bir tanesi yanımdan öyle dedi. Yani şunları bir tezkiye edelim hani temize çıkartalım hesabı nasıl bilirsiniz falan dedi. Onlar seni tezkiye etsin dedi be. Ondan sonra yanımda bir tanesi hoşuma gitti. 19 yaşında bir genç Allah için canını veriyorsa bizim onu nasıl bilmemiz çok önemli değil. Allah onu iyi biliyor elhamdülillah. Bizim hüsnü zannımız bu yöndedir. Maddi menfaat yok. Bir beklenti yok. Bir yere üye olacak diye bir seçim kazanacak diye bir şey yok. Bu ne için gidilir? Çok tehlikeli bir, hakikaten bu riskli bir yolculuktu. Ama Allah Teala onlara büyük hayırlara anahtar yaptı. İnşallah şerlere de kilit yapacak. Ve bu artık bu çığır açılmıştır. İnşallah geri dönmeyecek inşallah. Geri tepmeyecek inşallah. Artık Gazze'deki Müslümanların hakları daha yüksek sesle savunulacaktır inşallah. Dünya da bunu artık bigane kalamayacaktır inşallah. Bunun da sebebi yine bu aziz milletimizin Müslüman evlatları olmuştur elhamdülillah. Bu da bize bir iftihar vesilesidir. Evet. Şimdi onların tabii ruhlarını okumamız lazım. Şehadetlerle hem askerlerimizden şehitlerimiz var. Onlara okumamız lazım. Diğer efendim bir tane kardeşimiz Osman Kurç isminde. O da gemideymiş. Bizim cemaata devamlı geliyormuş. O da ben bilmiyorum, tanımıyorum isimler bana geliyor. Yoğun bakımdaymış şimdi. Ya Rabbi acil şifasını ihsan et. Allah'ım bu yavrumuz, cemaatimiz, kardeşimiz. Biz bunları tanımıyoruz şahsen kimseyi o kadar tanıyamıyorum ama sen hepsini biliyorsun Allah'ım. Sen taze hayat ihsan eyle ya Rabbi. Ya hayırlı uzun ömürle İslam'a hizmetçi eyle onu da ya Rabbi. Diğer bütün yaralı hasta acil şifa ihsan et. Allah'ım sen derman ver, manevi kuvvet ver ya Rabbi. Onları ayaklandır ya Rabbel Alemin. Yaralarını sar ya Rabbel Alemin. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Şehitlerine gırgır gırgır rahmet eyle kabirlerine. Nur eyle derecelerini âli eyle bizlere. Şefaatlerine nail eyle bizleri. Allah'ım sen fazl-ı kereminle yollarını bozmaktan bizi muhafaza eyle. Bu milleti bu açılan çığır üzere yürümeye muvaffak eyle. Allah'ım zalime dur demeyi bize nasip eyle. Daima mazlumlerden yana olmayı bize nasip eyle. Allah'ım kafirleri, zalimleri sevenlerden olmaktan bizi muhafaza eyle. Allah'ım düşmanlarınla dost olmaktan bizi muhafaza eyle.
Onlara bizi meylettirme ya Rabbel Alemin. Sen Fazl-ı Kerim'le bizi sade sloganlarla bıraktırma ya Rabbi. Bize İslam'ı tam yaşamayı nasip eyle ya. Şimdi arkadaşlar, Resulullah öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnnel Yahudi kavmun hüssedün. Yahudiler çok kıskanç bir millettir. Sizi en çok nerede kıskanırlar? Namazda cemaata durduğunuz zaman kıskanırlar. Bak diyor, sabah namazına durduk diyor. Adam gemide namazı kılarken diyor, bunlar indiler diyor. Hemen imam diyor, hızlı okudu, bitirdi diyor. Can havliyle silahları bize doğrulttular. Yani namazdayken bindiriyorlar. Zaten böyle namaz, onlar onu ayarlarlar. Takip ediyorlar, ediyorlar, ediyorlar. Millet namaza duruyor, bindiriyor. Adamlar orada, efendim, en büyük dünyanın düşmanı sarmış orayı. Denizaltılar, helikopterler, altında füzeler varmış, bir şeyler, bir şeyler. Sanki bir şey var, o karşı tarafta hiçbir şey yok, plastik sandalyeler. Böyle bir saldırı şeyinde kardeşler maşallah cemaatle namazlarını kılıyorlarmış. Allah nazardan muhafaza eylesin. E şimdi bizim burada arkadaşlar da Taksim'e gitmişler, mitingle şuraya gelmişler, diyorlar ki biz de yattık dörtte, sabah namazını kaçırdık. E mübarek, oldu mu şimdi? Oldu mu şimdi? Bir akşam namazı, bir sabah namazı kıyamete kadar yaşasan da, miting yapsan, kahrolsun İsrail desen, ama bir sabah namazını kaçırsan, değdi mi şimdi? Oldu mu şimdi? Yapmayın. İşte siz cemaata gelmezseniz, sohbetleri bırakırsanız, imamın diyor veleddalin dediği zaman amin demenizi çok kıskanırlar. Hele o Mekke'de falan, bizim mezhepte sessiz de öbür üç mezhepte sessiz. Amin. Onlar o canlı yayınlardan seyrediyorlar. Uyuz oluyorlar Kabe'ye. Oo, milyonlarca Müslüman toplanmış. Allah Allah. Sizi çok kıskanırlar. Selam vermenizi çok kıskanırlar. Esselamu aleykum ve aleykümüsselam. Yahudiler buna çok kıskanır diyor hadis-i şerif. Ama sen zaten bıraktın selam. Günaydın, tünaydın. E böyle laflar çıkarttın mübarek. Yani biz sahip olalım dinimize. Sadece slogan Müslümanı olmayalım. Sadece sokaklarda, mitinglerde el kaldırmakla kalmayalım. Ben size ne demek istiyorum? Şu mübarek cuma sabahı, sen bu cuma sabahı cemaatle bu sabah namazını kılmadığın zaman düşman güçlenir. Sen bu sabah namazını cemaatle kılıp bir dua ettiğin zaman Allah kafiri mağlup eder. Bir de dua ordusu var. Hem Allah için hizmette olacağız, gayrette olacağız, hem de namaz, cemaat, helal, haram, bunlara riayetkar olacağız. Allah da bize lütfedecek, yardım edecek. İnşallahurrahman. Evet. Şimdi son da yine duaları, bir iki ilanım var. Arifan dergisi yeni sayısı çıktı. Sultanımız, pirimiz, Efendi Hazretimiz Hatmi Şerif yaptırıyor geçen bahçesinde. Onun mübarek resmi koymak münasip oldu. İşte ne diyoruz? Kutbul Aktab Kavsül Evtad Hacı Mahmud Efendi Hazretleri Hatmi Şeriflere devam ederek Türkiye'mizin ve İslam aleminin üzerindeki kara bulutların kalkması için dua ve himmete devam ediyor mübarek. Hiç durduğu yok. Devamlı soruyor, devamlı takip ediyor. Gece gündüz uyumuyor. Böyle dualarla bu ümmeti Allah'ın dostları koruyorlar. Himmet ediyorlar. Zannetmeyin. Evet, burada güzel ilimler var. Osmanlıların ziyareti yapıldı. O Sultanahmet'in torunlarına gitti. Efendim, onun o ziyaret var. Ondan sonra bizim çok önemli bir yazımız var. İnsan ömrünün 5 merhalesinin ikincisi, insanın annesinin karnından çıkacağı zamana kadar olan devresi. Efendim, bu çok önemli ilimler var. Onların hepsini tek 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 okumanızı rica ediyorum. Bir de Fahri Efendi Hocam. 5 yaşımda bu benim Fahri Efendi Hocam beni okutan. Bu sefer röportaj onunla yapılmış. Ben de daha okuyamadım. Şimdi burada gördüm. Beni yedirdi, içirdi ve 4-5 yaşımdan beri okuttu. Hala da hayattadır. Allah selamet versin. Hizmettedir. O bizim çocukluğumuz hakkında. Efendi Hazretleri'nin 40-50 sene hizmetindedir. Ali Haydar Efendi'den kalmadır. O yaşanan eski süreçleri, anıları, tarihleri size anlatmıştır. İnşallah hemen okuyun, istifade edin. Arifan dergisini yayın her tarafa. Sahip çıkın, bu ilimler, bu haberler ulaşsınlar inşallah. Ruhul Furkan tefsirinin 14. cildi çıkmıştır. Çok yakında hemen 15. cilt çıkacak. Alın diyorum, okumaya başlayın. 15 çıkacak, 16'yı bitiriyorum ben. 16'yı bitiriyoruz biz, çalışıyoruz gece gündüz. Şimdi böyle ne olacak efendim? Bu durumda hemen ciltler ard arda gelecek ve siz bunalacaksınız. Yine bitiremeyeceksiniz. Allah rızası için 14. cilt efendim Ahıska yayınlarından olacak. Üstünde onu arayın. Efendinin kurdurduğu yerdir. Bunu alın, temin edin. Hemen okumaya başlayın, devam edin. İnşallahurrahman. Bir de size söylüyoruz. 13 Haziran Pazar
Saat 13'ten sonra, birden sonra, 13 Haziran yani bu pazar değil, bir daha sonraki pazar gün Abdi İpekçi'yi tutmuşuz. Arkadaşlar tutmuşlar, hayır sahipleri, bizim imkanlarımız yok. Ben vaazlardan para almam, ben bedava konuşurum. Ama ben tabii o yerler çok pahalı, tutmaya param yetmez. Ama ben orada konuşacağım inşallah, Ehl-i Sünnet'in müdafası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkına, kainatın efendisinin hatırına ondan bahsedilecek, onun dininin anlatılacağı bir meclis. 50 bin kişiye kadar kapasite var. Dışarısı 30 bin kişi alıyor. Onun için kadın, erkek, çoluk, çocuk, bütün kardeşlerimiz davetlidir. Allah için Ehl-i Sünnet'in içtimaını, birlikteliğini gösterelim inşallah. Efendim, 13 Haziran'da hepinizi bekliyoruz. Herkese de duyurmanızı, çağırmanızı rica ediyoruz. Yani 3 saat yazdır. Çok böyle saatler sürmeyecek. Yani 13 ile 17 arası, efendim, 1-1.5'tan sonra artık ben de 2'ye doğru gelirim inşallah. Böylece yerlerinizi alın, herkese de duyurun. Allah Teala hayırlara vesile eylesin. Tebliğe vesile eylesin. Hakkı hidayeti duyurmaya muvaffak eylesin. Amin. Ya Rabbi sen bizlere lütfeyle, kerem eyle, bu uzaktan yakından gelenlere bu cuma gecesi hürmetine hepimize cennetini ikram eyle. Amin. Cennetini istiyoruz, nasip eyle. Amin. Cennetini ve rızanı istiyoruz, helal eyle. Amin. Ya Rabbi azabından sığınıyoruz, emin eyle. Allah'ım ateşine dayanılmaz gazabını söndür bizden ya Rabbel Alemin. Amin. Cehenneminden bizi muhafaza eyle. Amin. Bizi cennete yaklaştıracak inançlara, amellere muvaffak eyle. Cehenneme yaklaştıracak inançlardan, amellerden, ahlaktan bizi uzak eyle, muhafaza eyle. Allah'ım sen ya Rabbi fazl-ı kereminle bu memleketi kıyamet sabahına kadar, bu Türkiye'mizi, bu vatanımızı ve İslam vatanlarını mahfuz emin eyle. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Düşmanlarımızı korkut ya Rabbel alemin. Sen fazl-ı kereminle dostlarımızı müzdad eyle. Ya Rabbi ölen askerlerimize çok rahmet eyle. Bu hafta 6-7, geçen hafta 6-7, bu bir ay içinde 30'u geçti ya. Daha evvelde bu kadar sene efendim 30 bini geçti yani. 25 senedir bu iş böyle devam ediyor. Bu yavrularımıza sen çok rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, bunlara yüksek dereceler ihsan eyle. Ruhlar için şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Allah'ım şu vatanı ve bu ezanı, bu bayrağı muhafaza için şehit oluyorlar. Sen bunlara çok ikramlar eyle. Hediyelerimizi ruhlerine ihsal eyle. Amin. Ya Rabbi bu savaşı durdur ya Rabbi. Bu terörü durdur ya Rabbi. Bu ateşi söndür ya Rabbi. Külle mâ evkadû nâral harbe atfâ'e Allah. Yahudiler ne zaman harp ateşi tutuştursalar Allah onu söndürür. Sen bu ayette böyle buyuruyorsun. Bu PKK ateşini de bunlar yaktılar. Bunu da söndür ya Rabbi. Bütün bu ateşleri durdur ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi Filistin'deki Müslümanlara yardım eyle. Amin. Gazze'deki Müslümanları hürriyetlerine ulaştır, kavuştur ya Rabbi. Amin. Filistin müstakil bir Filistin devleti acil kurulmasını nasip eyle. Amin. Mescid-i Aksa'ya kolay ziyaretler, gidip gelmeler bize nasip eyle. Amin. Mescid-i Aksa'yı gasp eden Yahudilerin elinden halas eyle. Amin. Bin an evvel Müslümanlara, hakiki sahiplerine iade eyle. Amin ya Rabbel Alemin ve ahirel nasirin ve ahirel fatihin. Bu Müslümanların, mazlumların yardımı için gayret eden bütün devlet büyüklerimizi, yetkililer, gece gündüz günlerce uyumadılar, etmediler, hastaneler, bakanlar, şunlar seferber oldular. Ya Rabbi onlara da yardım eyle. Onların da işi zordur. Sen kolay eyle ya Rabbi. Bu kadar dünyadaki tehlikeler, sessizlikler karşısında yine cesaretle, yiğitlikle ortaya çıkıyorlar. Sen onları da muvaffak eyle. Yanlış yaptırma, doğruya isabet ettir ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Sen bu şehitlerimize, yarın bugün uğurladığımız şehitlerimize, yarın da bir cenaze var. 9 şehit. Bakalım inşallah kayıp yok dediler ama bazı kayıp var diyenler de var. Kayıplar var ise bir an evvel buldur ya Rabbel Alemin. Bu şehitlerin ruhları için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abdu ve resulü. Hediyemizi ihsal eyle Allah'ım. Şefaatlerine nail eyle ya Rabbel Alemin. Abdülaziz Bukhari, İmam Bukhari Hazretlerinin soyundan geliyorlar. 400 sene evvel Filistin'e yerleşmiş. Oradaki en büyük alimlerden, Mescid-i Aksa'nın imamlarından bu gemiye baskın olduğunu duyunca o mübarek de 61 yaşında iki kere kalp krizi geçirip vefat etti. Ya mübarek bir alim orada Kudüs'te. Ya Rabbi sen ona da çok rahmet eyle. Amin. İmam Bukhari'nin torunu, efendim büyüklerimizden kıymetli bir alim, allame bir insan.
Yani bu üzüntüye kalp dayanmaz yani. Onun için hakikaten bu insanlar hep bir fikir, bir gönül içerisindeler ki o üzüntüyle beraber adam kalp krizi geçiriyor. Yani ne kadar bir irtibat var, kalpler nasıl bir çalışıyor, bir atıyor, bunu anlamak bakımından da bir örnek oldu bu mübarek alemimiz. Onda ruhuna bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdü ve resulü. Onun da ruhuna ya Rabbi hediyelerimizi dağlar emsali rahmetler halinde idhal eyle, isal eyle. Amin. Ruhleri için el-Fatiha. Okuyun Fatiha'yı. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtal müstakîm. Sırâtal en amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah es salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin.